Herkese merhabalar. Merhaba. Bu hafta gene Cevdet'le birlikteyiz arkadaşlar. Volkan'ın bir işi varmış, katılamayacaktı. Cevdete sordum sağ olsun o da gene kırmadı. Estağfurullah. İnsanlar da gelmeye başlamışlar. Evet bakalım. Toplanmaya Çete, başlamış bizim. Çete şuradan bakalım neler oluyormuş. Selamlar herkese Samsun'dan demiş Erkan Özçelik. Brave gelmiş her zaman gibi. Efendim beğenmeyi unutmasınlar demiş. Brave, Brave Sınır karakolundayım. Ne işin var ta oralarda Brave? Hayırdır? Oo. O herhalde bir şey böyle bir devlet görevi mi yapıyor acaba? Volkan Bey'i özledik. E evet, haftadır Volkan yok. Geçen hafta olağan şartlarla yoktu. Cevdet gelecekti. Bu hafta onun Hı. bir işi çıktı. Gene Cevdet'i o yüzden aldık arkadaşlar. Evet. Haftaya bir aksilik çıkmazsa Volkan olacak. Bıyık evet Hamdi abi daha da olgunlaşmış bıyık. İyi olmuş. Biraz daha hafta. Evet, şey oldu. Evet. Bu hafta kirli sakal istediğiniz onu da bıraktım ama ben çok rahatsızım. Deneyin. Keseceğim bir Rahatsız anda. ediyor evet ya insanı. Sevmiyorum. Bıyık idare eder de e, şey e, kirli sakal çok kaşıntı yapıyor bende. Evet. Optimus Septimum <laughs> 23 aydır üyeymiş. Severek izliyoruz demiş. Hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Saniko selamlar. Buradan da oraya selamlar. Kardan gelemeyenler vardır demişler. Biraz bekleyin demişler. <laughs> Eğer evet dışarıdalarsa bugün evine ulaşamamış olabilir insanlar. Avrupa yakası bayağı yoğun kar yağışı vardı. Hı hı. Kıp kırmızı görünüyor. Yani şey çok İstanbul haritasını koymuşlar, trafik haritasını. Hı hı. Avrupa tarafı kıpkırmızı, Anadolu tarafı yeşil. Buraya evet. da yağdı da yollar açık kaldı yani. O kadar oraya öğleden sonra çok aşırı yağdı. Buraya da gelecek diyorlar. Hı hı. E, vallahi gelsin ya. Senede bir kere iki kere de kar görelim O kadar da Tabii. Şey olmasın. Çocuklar da görsün, seviniyorlar zaten onlar. Coştu. Tam da tatillerine denk geldi onların. Heh. Gerçi şey, kötü bir şey. Tatil olmasa da okul tatili olurdu. karın tadını yine çocuklar çıkardı çocuklar diye. Çıkardı. <laughs> Haber klişesi yapalım. Ahmet Şahin ol 25 aydır yayaymış. Teşekkür ederiz. Selamlar. Ee, bakalım. Tam bahar havası demiş. Saniko neredesin? De bahar havası. Ha, Azerbaycan demişti doğru. Ama neresindesin acaba Azerbaycan'ın? Cevdet Bey İngilizce videonuzu gördüm. Bizim Türk YouTuber'ların İngilizce girişimlerinin başarısı olduğunu görüyorum. Sizin umudunuz var mı? Umur Birant da denir demiş. Bizim full İngilizce dönemiyor. Yani dönmek gibi bir şeyimiz yok ama bazen uzmanlar buluyoruz çok iyi. Onu da İngilizce çekiyoruz. Bir kere çekelim diyoruz. Sonradan altyazı yazar yazmak isterseniz mesela çok seviniriz. Altyazı yazıp hani onu Türkçeye de kazandırmış oluruz ama yakalayınca iyi uzman hani onu ayırmıyoruz Türkçe İngilizce diye. Onunla yayın yapıyoruz yani. Hani şey gibi değil ama globale oynayalım gibi yapmamız için full kanalı çevirip işte Stratejiyi değiştirip falan yapmamız lazım ama ya ...o bir o video filistin yani. olabilir diye düşünüyorum ben hani böyle Türk olup da İngilizce yayın yapanlar hı hı. hani teknoloji alanındaysan falan ürünler hani ve de Türkiye'deyse hani Amerika'da mesela iPhone'da var adamın bütün Eriş, kan, kanalı gayet Türkiye'de. tuttu mesela işte tutan örneklerden biri dünya ile birlikte o da alıyor inceliyor hem de çok da güzel birinci sınıf incelemeler yapıyor e, o zaman tutuyor yani. Eğer teknoloji tarafındaysan tutmama sebebi olabilir. İngilizce olup da hani Türkiye'de şey yapan e, ne yapabilirsin ki? Yani Türkiye'nin dünyayı anlatabileceğin yani şey. Yani şeyi bakıyorum. Bazı çok iyi görsel anlamda. hani gör, şimdi YouTube görünüş, görsel ses çok önemli. Ve hani o izleme zevki çok önemli bir şey. Onu fark ediyorum YouTube'da. Onu yapabilen Türk YouTuber'lar var aslında. Aksan olabilir belki çünkü ben şeyi hatırlıyorum yani e, ne bileyim Amerikalılar falan hani şey dalga geçtiklerini biliyorum. İşte hani diyorlar ya o konuyu anlatan bir Hintli vardır hmm. YouTube'da gibi bir esprileri var Ya mesela. şey olabilir. Dalga Aksan geçince... mı acaba rahatsız ediyor onları? Hmm, yok ee... ben şöyle düşünüyorum. Hint Mesela bizim Türklerin aksanı aslında en az aksanlı milletlerden biriyiz. Mesela hmm. ben hani Hintlileri falan Rusları, işte İtalyanları bunların İngilizce konuştuklarında hemen hangi ülkeden olduklarını anlayabiliyorsun. İspanyollarda hmm. da aynı şey. Ama Türkler mesela nispeten daha şey konuşuyor. tabii ki yani ana dili olmadığın için belli oluyordur. Hı hı. hı, -hı. Ee, bizde o kadar annem yani hani şey, çok kötü var ama abi ama işte bir güzelliğimiz de. var. Bizdeki aksan anlaşılmayı bozmuyor, etkilemiyor. Mesela evet. aksanı çok zorlanıyorsun anlamakta. Ya da işte dediğin gibi Rus aksanı olur, İtalyan e, aksanı, İspanyol aksanı onlarda falan zorlanabiliyorsun anlamakta. Biz şeyleri r'leri falan basarak konuyor. Hani how are you falan denir i̇şte, fine thanks and you falan. Hani çok zaten tamam belli aksan ama anlaşılmakta bir sıkıntı yok. Ne dediğin anlaşılıyor. Fransızların falan aksanı mesela ha. o kadar bellidir ki Hı. yani konuştukları zaman. Hollandalıların benim... bir de iyi e, aksanı çok İngilizceye çok çok yakın. Hı -hı. Ee, çok aşırı belli olmuyor. Onları şeyden anlarsınız. U'lara onların e, ...U, Ü diye telaffuz ediliyor Hollandacada. Yani Hı. u diye yazıyor ama ü diye okunuyor bizim ü gibi. Onlar mesela şey içine, hani atıyorum stand up diyeceğiniz stand up falan diyorlar. Üüden i̇şte, almaz. Şey anlarsın. gibi biraz Fransız etkisi gibi ya. Onlar da evet, böyle. Evet. Harişik. Mete Karabıçak... 500 TL göndermiş. Sağ olsun. Eşik. Geçen evet, hafta da bu. göndermişti. Bu hafta da size çalıştım demiş. <laughs> -Mete. Var, Ruhi diyeyim, Çenet anladım. yaptı demişler Ruhi Çenet İngilizcesi var mıydı ya yayınında ben görmedim hmm. Çok Türkçe yayınlarını da çok fazla izlemedin onu da hmm. evrensel konuları da ele alıyor mesela yani Türkiye ile ilgili bir şey yapmadığı için bak o Tabii, da tık. mantıklı ya zaten evet. öyle yapacaksın hani global bir şeyler yaparsan ee, ama orada da işte senden hani bir adım önde olacak ve ana dilinde bunu anlatacak birileri çıkıyor mutlaka Hı -hı. O yüzden ama Türkiye'den sen de anlat oldukça. yani sen de bir alternatif tabi olabilirsin tabii yani. ki zor olur ama yani global oynadığınızda rakipleriniz şimdi şöyle düşün Türkiye'de bilim iletişimi yapan kanal çok fazla yok. iyi örnekler var ama çok fazla yok. Oradaki gelecek bilimlerin yeriyle dünyadaki yeri çok şey değişiyor yani hani kişiler evet. arasında bir hani şey düşün ben İngilizce video yaptığımda Veritasium da benim rakibim oluyor mesela. Büyük hani, denizde boğuluyorsun bu diyorsun. Kuş da <laughs> rakibim oluyor yani hop bir, bir anda ben bile yani yapan videoyu ben yapan bile ama şöyle bir durum var mesela ben bazı uzmanları ararken işte mesela bizim şey var e, Jeffrey Young var şema terapinin kurucusu onu ararken mesela bir tane çocuğun biri bulmuş denk getirmiş adam kabul etmiş YouTube'da bir saat konuşmuş mesela o kadar sevindim ki dinledim ettim hani böyle şey dedim ne güzel tanışmış etmiş dedim yani hmm. ba orada nereli olduğu hiç önemli değil bizde bu konuk yayınlarında hani benim o gün aldığım e, konuk benim araştırmada da işbirliği yaptığım bir hoca e, Antoinette yani makalede o da yazar mesela yani o hakikaten dünyada say sayı kişilerden bir ilk onda bir ilk onun içinde yani migren alanında. Dedim ki onu alayım yani hani ben buradayken alayım onu da bulunsun konuşulsun ee, güzel olur dedim yani hani. Ee, bir de benim alanımda ya mesela işte birisi sorduğu zaman genele anlatmak için genel geçer hani bilimsel değil de merak ediyorum diyene atılabilecek bir link olarak düşündüm ilerisi için. Bakalım. yavaştan da başlayabiliriz Nerede? aslında. Sonra Sonra sonunda konuşuruz. Saatimiz tamam. de geldi. Bakayım. Herkese toplandım diyorum. Bugün gerçi az 90'lardayız şu anda. Evet, evet. Herkes kar tatiline mi girmiş, ne yapmış? Gelenler gelmeyenlere haber versin. Teknoloji bilim notları başladı deyin. <laughs> Ve hemen like'larımızı da arttıralım. Ben kendi like'ımı bastım görevimi yaptım. İntroyu izlerken basın. beğene basın arkadaşlar. Evet. Hemen başlıyoruz o zaman. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Ceydet Acarsoy var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Ceydet? İmamde abi bu hafta da ben varım geçen hafta olduğu gibi. Evet e, bu hafta normalde Volkan'la devam edecektik ama onun bir işi çıktı sağ ol sağlasın sen boş bırakmadın gene. <laughs> e, artık haftaya Volkan'ı merakla bekleyenler de bir hafta daha sabretsinler diyelim. Evet. E, ve haberlere geçelim istersen var mı senin duyurun bir şeylerin söyleyeceğim bir şeyler. Yok, duyurum yok. Tekno seyri hani klasik şeylerimizi yapalım. Volkan yokken onun yerine e, duyurularımızı yapalım. Tekno seyri, Tekno seyri adıyla bütün mecralarda takip edebilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz mesela bu videoyu. Sonradan da beğenebilirsiniz YouTube algoritması için. Bunlar ücretsiz olarak hani takip ederek, Twitch'ten de takibi alarak e, destek olabileceğiniz yollar. Onun haricinde bütçenize göre ücretli olarak da hani bu gibi yayınların ayakta kalmasını sağlamak için katıldan mesela e, pe, belli paketlerle abone olabilirsiniz. Tek seferlik işte chatten ne oldu muz falan yollanıyordu. Onları <laughs> yapabilirsiniz ya da Twitch'ten primelarınızla e, abone olabilirsiniz diyeyim. E, sitemizde teknoseyir.com bütün bu e, haberlerin kaynakları da bilimsel kaynakları da orada bulabilirsiniz diyelim. Haber başlıklarını e, okuyayım istersen. Yok, tek tek abi? okumaya gerek yok ya başlayalım direkt bence. Başlayalım tamam. Başlayalım, Hadi başlayalım. o zaman şöyle o zaman başlayalım. Benim sevdiğim bir haber. E, Covid aşılarında yaşanan yan etkilerin %60'ı yani her 10 yan etkiden 6'sının nocebo etkisinden kaynaklandığını düşünüyor uzmanlar. Evet e, nocebo deyince hani belki bilmeyenler vardır. Plasebo'nun tersi aslında onun negatif olanı. Hı hı. Plasebo neydi? Ee, hani Sana ilaç vermiyorlar ama işte sana hı hı. ilaç verdim diyor. Hatta ilaç vermediğini bilsem bile aslında çalışıyor. Yani e, evet. şekerli su yaptıklarını biliyorsun koluna ya da işte tuzlu su yaptıklarını biliyorsun. Ama ilaç alıyormuşsun gibi hissettiğin için tedavi oluyorsun. İnsan beyninin böyle garip bir etkisi var e, vücudumuzda. Nosebo da bunun tersi. Zararlı olacağını düşündüğünde ya da işte bu e, video şeyde haberde anlatıldığı üzere aşının yan etkisi olacağını düşündüğünde gerçekten o yan etkiyi görüyorsun. Sana plasebo yani boş iğne bile yapsalar, plasebo diye yanlış söyledim, herhangi bir etkisi olmayan, tuzlu su solüsyonu iğne bile yapsalar, hı hı. işte bu genel şeylerde bir baş ağrısı etkisi, işte ne bileyim bir yorgunluk, halsizlik falan gibi şeyleri gösteriyormuş. Hı hı. Bu bir meta analiz aslında. 12 araştırmanın datalarını birleştirmişler. 45 bin hı hı. hasta üzerinde. Bunun yarısı işte e, Gerçekten aşı oluyor. Yarısına e, tuzlu su solüsyonu veriyorlar. Ve e, şeyleri sonuçlarına bakıyorlar aslında. Hı hı. E, i̇lk aşılamada, birinci doz aşılamalarda e, gerçekten aşılanan kişilerin e, %46'sı e, sistemik işte böyle genel bütün sistemi etkileyen Hı hı. E, yan etkilerden bahsetmişler işte baş ağrısı dediğim gibi halsizlik, yorgunluk. Gibi. Hı hı. Sistemik yan etki dedikleri bu. Bir de lokal olarak hani o bölgede aş, aşı olduğun kolda olan yan etkiler var. İşte o da şişme, ağrı vesaire gibi. Onların hı hı. da %66'sı bundan bahsetmiş. Yani böyle bir şey olduğunu raporlamışlar. Hı, hı. E, Gerçekten aşı olmayan kişilerde dediğim gibi bak oranlar yarı yarı. Onların %35'i genel etkilerden bahsederken %16'sı lokal etkilerden bahsetmiş. Zaten Bunlara aşı e, yapılmamış değil mi bunlara, yani? Bunlara aşı yapılıyor ama <laughs> ilaç verilmiyor. Hani tamam. kollarına bir iğne sokuluyor. <laughs> Çünkü hani aslında bunlar şeyler e, bir yandan da e, şey için kullanılan hastalar muhtemelen. Hani sonuçları Lesebo karşılaştırmak için, kullanılanlar için zaten. kullanılan evet, hastalar. Evet. E, orada da şeyi söylüyorlar. Bu sistemik etkili. Zaten bu nocebo etkisi aslında sistemik Hı. etkilerde daha fazla. Yani başım ağrıyor, işte yorgunluk. Lokal yerde olan da daha az farkındaysan Yani %10 düşünce atlamışlar. gücüyle orada bir ağrı oluşturman çok daha zor evet. aslında. Ya da şişme oluşturman daha zor ama Hı. işte başını ağrıtman ya da işte kendini yorgun hissetmen çok daha olası. Subjektif bir şey. şeyler çünkü Sübjektif bunlar. Senin raporuna da bağlı. Evet. Şeyde Hı. zaten çok daha belli ediyor kendini ikinci doz aşılarda. Hı Eee Sistemik gerçek aşıyı olan kişilerde sistemik etki %76'ya çıkıyor. Çünkü ikinci dozda artık bağışıklık sistemin de hazır oluyor. Genelde ilkinde ikinci, öğrendiğini ikincide uyguluyorsun. Ikinci de evet. Sen de hissediyorsun, vücudunu hissediyor. Sende hani bizde de aşı ben de öyle iki, ikinci evet. beni yordu dersin. Hı -hı. Ee, aynı şekilde kol koldaki ağrılar da %24 oranında olurken nosebo etkisi tam tersine azalıyor. Çünkü ikincide ilkinde görüyorsun hani bir şey olmadığını görüyorsun. Ee, Hı -hı. normalde gerçek aşıyı olanlarda oran artarken gerçek aşıyı olmayan kişilerde sistemik etkiler falan daha az gerçekleşiyor. Bunu Hı -hı. da doğrudan dolayısıyla şeye bağlıyorlar. Diyorlar ki hani sen hasta olacağını düşündüğün için daha doğrusu yan etkisi olacağını düşündüğün için gerçekten beynin seni buna e, açık hale getiriyor ve yan etkilerini yaşar hale geliyorsun. Ve Hı -hı. bunun da gün ortalamasını almışlar işte genel olarak. %60 gibi bir e, ortalamayla e, aşıların yan etkilerinin e, Nocebo'dan kaynaklanabileceğini söylüyor özellikle. Covid-19 aşılarının. Covid-19 yani için, evet. Çok, ya bir şey bu araştırmayı ben yapmış olmak isterdim ve niye aklıma gelmedi? Çünkü çok ilginç bir şey. Şimdi bu zaten 12 tane e, randomize placebo kontrollü klinik deney yap, yapılıyor ya aşılar için bu faz 1, faz 2, faz 3'lerde. Özellikle zaten oralarda e, yan etki raporlanırken Aşı olanda da olmayan da placebo grubunda da yani nasıl yapıyorlar işte hatırlar e, izleyenler bir grup iki kola ayırıyor kabaca bir kola hakikaten o içinde e, aşının maddesi olan şeyi veriyorlar ötekine de enjeksiyon yapılıyor ama tuzlu su ya da işte şekerli su enjeksiyonu yapılıyor geçiliyor ve bakıyorlar ki o hani e, placebo'dan yani şekerli sudan daha mı yüksek çıktı koruma oranı gibi şimdi zaten hepsine sen o yan etkileri soruyorsun o bilgi zaten var. Ama Doğru. o araştırmalarda konu o değil. O araştırmada konu aşı çalışıyor mu çalışmıyor mu konusu. O bilgi ama var. Onu alıp bundan meta analiz yapmak bravo yani. Değil mi? Çok bir güzel bir fikir. fikir. Çok ve, ortada bir fikir yani ve müthiş bir fikir. Ve sonuçları ee, da doğrulamışlar. Hani beklediğin şekilde de çıkıyor. Tabii tabi ki hani şey bu bir gözleme dayalı bir araştırma. Hani sonuçta böyle olacağını tahmin ediyorsun. Bu hmm. Nosebo ile ilgili bu arada şey söyleyeyim ben başka da okumuştum. Hatta böyle çok iddialı bir laf vardı. Biri şey demişti Hı hı. Akciğer kanserinin mesela aşırı artması son yıllarda giderek artmasında Nosaybonun etkilerini araştıran biri vardı. 1930'lu yıllarda mesela insanlar fosfor fosfor sigara içerlerken akdeniz akdenizim akciğer kanseri bu kadar yaygın değildi bunun hı hı. başka nedenleri de olabilir. Bunu tespit etmek çok zor. Çünkü hani o zaman işte görüntüleme teknikleri farklıydı. Aynen. İşte sağlam, tarama, tarama çalışması farklıydı. Az olduğu için olabilir Hem mesela. Ama hı hı. adam bunlara karşı diyor ki ben doğrula doğrulamasını yaptım diyor olarak. Ona rağmen hı hı. şimdi daha çok çıkıyor diyor. Gene de hani belki işte beslenme çeşidi vesaire falan gibi şartlar olabilir ama akla hı hı. yatıyor. Çünkü diyor ki ee, biz habere şeyi söylüyoruz işte sigara sağlığa zararlı kanser yapar kanser senin beynin diyor bunu kabul ediyor bir yerden sonra aynı hı hı. bu aşıdaki gibi kanser yapacağını bile bile içiyorsan normalinden daha fazla kanser yapıyor diyor adam hı hı. Ee, akla yatkın hani doğrulanabilir mi ee, çok zor yani hiç, evet. çünkü hem geçmiş data karşılaştırması çok zor. Ama eminim bir miktar hani küçük de olsa e, etkisi Hı -hı. vardır hani benim aklıma yatıyor açıkçası. Yani burada Sagan'a at Karl Sagan'a atfedilen ama hani onun da bir yerden kaynağını hani bilmiyoruz ama atfedilen bir söz vardır. Onu söyleyelim. Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir diye. Bu çünkü olağanüstü bir iddia. Şimdi e, bizde mesela epidemiyolojide şey artık hani sigara akciğer kanseri olayı o kadar oturmuş bir şey ki mekanizması çözülmüş, bilinmiş ama ilk ee, böyle e, nasıl yeni çağ epidemiolojisinin ilk böyle araştırmalarından, sınavlarından biridir. Ee, orada da çünkü mesela garip bulgular çıkıyor. Atıyorum işte daha çok sigara içenin daha az olduğu gibi sonuçlar çıkabiliyor. Sonradan bakıyorlar ki bunlara bunlar hep metodolojik problemler. Yani sen istatistiği ya da datayı toplarken yapabileceğin bazı hatalar var diyeyim kabaca. Onlara da dikkat etmek gerekiyor ama hani bize artık bu şey verilen bir örnek. Kesin bu buna yol açır gibi verilen net böyle bir textbook örneği, kitap örneği aslında. Ama bu dediği de çok ilginç bir şey. Bizim burada şey vardı. Placebo veya nocebo çalışma hani nasıl diyeyim bir master bölümü gibi böyle bir bunun üzerine yapılan yüksek lisanslar var sırf. Yani bölümün, programın adı o okulda plasebo bölümü diye atıyorum. Böyle bir programlar var. Çok acayip bir psikolojinin içinde de yan bir alana doğru evrildi artık yani. Çünkü tıpla da birlikte ya böyle plasebo çalışmaları diye bir alan oluştu. Çok ilginç. Yani hem plasebo hem nocebo etkisi de çok ilginç. Büyük ihtimalle kaynakları yani mekanizmaları da ortak. Plasebo istenen bir etki oluyorsa, plasebo istenmeyen kötü bir etki oluyorsa nocebo. Yani, böyle hani akıllarında yani birbirine götüşü gibi düşünebilirler. Aynen. aynen. Mahmut Yansız demiş ki "Nosebo kendim ettim kendim buldum" demiş Türkçeye <laughs> çevirirsek. Yani. Mesela bak Nosebo'da Levent abi'nin çok şey yaptığı bir örnek vardır işte İngiltere'de dava açıyor kadın. Yan o da yan şeydeki diyor. Wi-Fi modemden diyor bende diyor, kabarcıklar çıktı diyor. Hakikaten kadında hmm. alerji var. Wi-Fi'den çıktı diyor. Ötekiler tamam diyorlar hani şey hani dava so devam ediyor bilmem ne. Kadın şey diyor yani söylemeden modemi kapatıyorlar kadına. Hı -hı. Söylemiyorlar. Kadın diyor ki yine oldu. Diyorlar ki ama modemi kapattık. Yani no sebe olduğu o kadar belli ki. Hani ps psikolojik olarak çıktığı o kadar belli ki. Ama cidden de o alerji çıkabiliyor. Dediğin gibi sistem sistemik olarak. Oradan yani akıllarında şey, İnsan beyninin kendi vücuduna etkileri çok yüksek. Ya şeyleri falan var. Evet sadece düşünerek hani şimdi kas yapmak için çalışman gerekiyor ama yattığın yerde spor yaptığını düşünerek belli bir miktar çok küçük de olsa kas kütlesini arttırabiliyorsun. Hı -hı. E, bunu Hı -hı. hani bilimsel olarak araştırılıp sonuçları falan da hani yayınlanmış bir şeydi. Hatta bizim gündemde konuştuğumuzu hatırlıyorum ama ya da belki ben başka bir yerde okumuşumdur. Hı -hı. E, yani insan beyninin hani bu düşünme ve telkin yoluyla kendi kendini ikna etme yoluyla Hı -hı. E, vücuda etkisi çok şaşırtıcı. Evet, aynen öyle. Buradan uzaya sıçrayalım. Starlink biliyorsun, hep konuşuyoruz, konuk oluyor. E, Starlink uydularının sayısı 2000'i geçmiş. Hamdi abi. Evet, şaka maka hani e, fırlatmaya başladılar falan derken dün gibi hatırlıyorum aslında. Ben de hatırlıyorum Çok konuşuyorduk yani. Zaman geçmedi zaman evet. Ama yani 200'ün <laughs> üzerinde falan da fırlatma oldu. E, 272 daha doğrusu hani 200'ün üzerinde derken hı hı. daha küçük bile kalıyor. 2000'i geçmiş. En son 2040 en son geçtiğimiz hafta 49 tane daha uydu e, gönderildi. Hı -hı. Ve bu son giden uydular artık lazerle birbirleriyle iletişim kurabilenler diye bunu daha önce de konuşmuştuk. 2000'i geçti ama şu anda e, aktif olan e, 1469 e, uydu var. 272 Hı -hı. bu arada az önce 272 dedim 200'ün üzerinde diye düzelteyim ben onu gene Çünkü 272 Hı -hı. şimdi söyleyeceğim rakammış. <laughs> Bir yandan Hı -hı. haberde bakarken gözüm karışmış. 272 tane uydu da hala yörüngesine gitmeye çalışıyor. Aktif değil aslında. Hı -hı. Yani Hı -hı. toplamda... E, 2042 dedik yani 200'ünü falan da kaybetmişler aslında denemelerde falan evet. bazıları işte belki kendi kendine şeyden çıktı. Ya bozulmuş. Evet. Belki hala dönüyor ama bozulmuş olabilir sonuçta e, 2000 tane ya dile kolay e, çok hmm. çok küçük de değiller hani e, bayağı da Masa boyutunda da demiştin aslında. değil mi sen e, evet, yani hatırlıyorum o, çok konuştum. O civarda, güneş hmm. panellerini falan da açıyorlar sonuçta e, etkilerini falan da konuşuyoruz hani hep astronomiye vesaire etkilerini de konuşuluyor. Ama hı hı. bir yandan kullananı da var. hani Dünya üzerinde 145 bin kişi şu anda e, aktif olarak kullanıyor ve sürekli ha. de e, 25 Tabii. ülkede e, yayın halinde Yani daha doğrusu e, müşteri topluyor. Hala hı hı. da bazı ülkelerden de ön siparişle müşteri almaya devam ediyor. Şimdi birazdan onu da konuşacağız. Hı hı. E, 145 bin kişi kullanıyor. 750 bin kişi de ön sipariş vermiş. Yani adamlar sıradalar aslında şey yetiştirmekte zorlanıyorlardı en son ee, bu çanak anteni vesairesi falan var ya maliyeti hı hı. çok hı hı. yüksek. Bu son zamanlarda çıkan bu çip krizi vesaire falan nedeniyle hı hı. onların üretilmesinde falan bir sıkıntı yaşıyorlardı. Ucuzlatmaya çalışıyorlardı. Aslında o çanak anteni falan o kitin maliyeti onlara 1000 dolara mal oluyordu da son kullanıcıya 500 dolara 500 doları da kendileri ceplerinden veriyorlar hı hı. falan. Hı hı. Ama uzun vadede kazanacağız diye düşünerekten bu işe girişmiş durumdalar. Ama bir yandan da deli gibi yatırım yapıyorlar. Sonuçta sürekli uzaya uydu gönderiyorsun. Hı hı. aslında SpaceX hani birbirini destekleyen iki yatırım dışarıdan da yatırım alarak mantıklı hani uzun vadede kazandıracak. İlk etapta uydu sayısını 12 bine falan çıkaracaklar. Ondan sonra çok çok daha verimli hale gelecek. Bunun için işte Starship'in hayata geçmesi gerekiyor. Onu da destekliyor bir yandan proje. Hı hı. Ama bir yandan da işte önünde bazı engeller var. Aynı mesela şu anda Türkiye'de ön sipariş açık ama mesela biz kendi aramızda bazen konuşuyoruz. Türkiye'ye gelse ne olur Hı -hı. şey olur mu? Yani servis sağlayıcısı Türkiye'de olan bir servis sağlayıcısı gibi o kurallara mı tabi Tabii, olacak. Tabii zaten ne devletler şeyler? onu istiyor mesela. En son şunu gördüm. Hindistan'dan sonra Hindistan yasaklamış. Oradan da ön sipariş alıyorlarmış. Hindistan Hı -hı. yasaklamış. Şimdi Pakistan da aynı şekilde e, demişlerken onların işte e, BTK'sın yani Telekomünikasyon Kurumu demişler ki bizden Hı -hı. izin almadan, sen lisans almadan ön sipariş alamazsın. Ee, Hı -hı. Neyse kendi hani SpaceX şey yapıyor Starlink burada aldığı ön sipariş için bir 100 dolar para yatırıyorsun onu geri Hı -hı. iade ediyor eğer sana şey Hı. yapamazsan hani İyi. bir kaybın olmuyor ee, ama bir yandan da bunlar sonuçta bütün ülkelerde benzerleri yaşanacak süreçler hani sadece teknik problemler yok adamların önünde bir yandan da hukuki problemler de var. Sonuçta bizim hı hı. ülkede de aynı durum söz konusu. Biz diyoruz ki bunlar bazıları yer istasyonuyla da haberleşmesi gerekiyor. İşte Türkiye'deki yer istasyonuyla haberleşsin diyoruz. E her zaman mümkün olmayacak gecikmeleri azaltmak istediğin zaman e, iletişimi çünkü takip etmek istiyor devletler. İşte çeşitli güvenlik önlemleri nedeniyle hı hı. E, Avrupa ülkelerinde, hani Batı ülkelerinde belki çok bunlar gündeme gelmiyordur. İleride belki oralarda da gündeme gelir. Bilmiyorum. Şartlar değişirse. Hı hı. Ama işte e, dünyanın geri kalan ülkelerinde diyelim nüfusun çok olacağı ülkelerde belki altyapının iyi olmadığı mesela işte Hindistan, Pakistan e, daha önemli onlar için. Çünkü e, sonuçta fiber geçiyorsa fiberi kullanırsanız Starlink'e ihtiyacın hı hı. yok. Daha, hı hı. Fiber her zaman daha hızlı. Hı. Ama fiberin olmadığı işte böyle dağlık bölgelerde yaşıyorsan ya da altyapı henüz daha yatırımları tamamlanmamış ülkelerdeysin. İşte belki Pakistan öyledir. Hindistan öyledir belli yerleri. Hı hı. E, oraları hedefliyorlar. Oralarda da ama işte yönetimler sana engel olmaya çalışıyor. Bunların çözülmesi gerekiyor. E, eminim bir şekilde aşacaklardır. Sonuçta e... En büyük sınavı da olacak aslında. Yani hani şey Tabii. gibi bir durumu da var. Bir ülkeye de taviz verirse... Şimdi o yani o uydu şey değil ki, onun üzerinde durmuyor değil mi sürekli hareket ediyor o, o 12 bin uydu sürekli tabii, tabii. dönecek yani hani bir de bu hizmeti de bir yerden alması lazım. Yani o uydular haberleşiyor da yerdeki de internet yani internetin o hattın içine bir yerden girmesi lazım değil mi yani hani, evet. sağlayıcılar da Zaten yer istasyonları var şu anda mesela ha. ilk gönderilen e şey. Uyduyla sen haberleşiyorsun. Hep yer istasyonlarına yansıta yansıta gidiyor. O yüzden biraz Hı -hı. gecikmeli. gecikmeli Bu son gönderdikleri, lazerlerle uydular kendi aralarında haberleşebilecekleri için yer istasyonlarına sürekli yansıtmak zorunda kalmayacak. Sen bir Hı -hı. kere yerden gönderiyorsun. Uydu ondan sonra dünyanın öbür ucuna gidecekse, uydular üzerinden öbür ucuna gidip oradaki yer istasyonuna geri geliyor veya senin Hı -hı. antenine geliyor işte. Neyse, çanak antenin oradaysa. Bu bu tarz yer istasyonları da olması gerekiyor. Onlar işte belki hani zorunlu olarak o ülkelere falan kurulabilir ama bu sefer de sistemin Hani genel mantığına aykırı olabilecek hı hı. Yani şimdi örnek görüyorür Türkiye'de yasaklı bir site var örnek veriyorum şimdi hani. O Ama yanda değil yasaklı değil yani onlar çok garip yani e, bu küreselleşmeye e, şeylerin ülkelerin durumları küreselleşmeye biraz zıt kalıyor aslında. Hani yani Bizde yasamları... şu anda mesela devlet işte musluğun başında sonuçta yurt dışına çıkan işte birkaç tane hat var onların evet. önüne engeli koyduğun zaman kimse çıkamıyor ama böyle değil ki bunda evet. uyduyla çanak antenle herkes bağlanacak o yüzden evet. adama yaptırım yapman lazım şey diyebilecek evet. mi yani hani yer istasyonunun lok hani çanağın lokasyonu Türkiye ise bunu göster gösterme falan mı hani yoksa diyecek ki ben tek bir internetim tüm dünyada hani bunu yapamam mı diyecek i̇şte O, o yasaklayacak e, mı Türkiye'de yani? kullanamazsın diyecekler ya da işte evet. Pakistan'da Hindistan'da i̇şte. kullanamazsın diyecekler. üzerinden o uydular geçecek ama yani mesela şey ilginç geldi bana sen bunu anlatırken onu onu, onu hissettim Türkiye'de bile yani ya da işte birçok ülkede bile burada da geçen gün başıma geldi. Bir şey oluyor ve kesiliyor 4G. Şimdi hani Wi-Fi sabit yerlerde var. Okey. Ama onun dışında 4G var. Tamam. E ve internete o kadar alışmışız ki birçok servis biliyorsun yani internet var olduğunu kabul ederek yapıyor aslında birçok e, uygulama, hizmet, her şeyimiz yani. E bir anda bir yere geçiyorsun, bir lokasyonu trenle bir yerden bir yere geçiyorsun kesiliyor. Hani bir şey gibi böyle bir illüzyon var. Yani o internet her yerde gibi bir ...hissiyat var. Çünkü şehirlerde yaşıyoruz. Hep olan, kapsama olan içinde yerlerde... ...yaşıyoruz ama hani çok uzak değil... ...Türkiye'nin bir dağa gidiyorsun, bir şey oluyor... ...bir vadiye giriyorsun. Hop orada... ...internet kesiliyor. Yani bizim bir tanıdık... ...vardı. Kastamonu'da bir köydeler... ...yeni 3 geldi oraya. Yani oraya mesela tatile gittikleri zaman bir FaceTime yapamıyorsun, WhatsApp'tan arayamıyorsun, GSM'le bile aramak için bir yere gitmeleri gerekiyor. Yani öyle çok uzak, işte evet. medeniyetten uzak bir yer bile değil. Onu biz biraz bazen unutuyoruz ama dediğin gibi işte Starlink dediğin olaydaki hız ve sistem çok garip bir yere gidiyor yani şey olarak o interneti oraya sağlamak adına. Mesela bu dediğim köye en sonunda yeterli aboneye ulaştığı için işte e, Türksel galiba marka veriyorum ama oraya gitmiş şey koymuş yani hani bazı stasyonlarda en sonunda koymuş ve o şekilde çözmüş e, sorunu aslında. Evet ya yani işte o tarz yerlerde çok avantajlı olacağı kesin. Hı -hı. E, şey diyenler var şimdi yorumlara baktım bir yandan işte Çana devlet nasıl engelleyecek diyor Çana olan herkes kullanır diyor. Şimdi Hı -hı. evet hani dışarıda Türkiye'de satılmasına izin vermez, erişimi zorlaştırır. Ama Hı -hı. sen hani bir şekilde çantayla, gerçi o da kocaman bir şey, çantayla böyle gizlice sokulacak bir şey değil. Ama getirip Hı -hı. de Türkiye'ye kurarsan e, kimse seni yani devlet hani yakalayamaz kolay kolay, öyle bir şey yok. Hı -hı. Ama bu çok yaygınlaşırsa da ortaya çıkar. Yani hani bu e, normal hani bir firmanın e, işte kurallara uymak isteyen bir firmanın yapacağı bir şey değil. E, evet. Tek tük tek tük olur hani getirirsin kaçak yollarla. Çatıya asarsın. Kimse bilmez onu. Herkes şey zanneder. Televizyon anteni zanneder. Kim ne bilecek? Senin ne interneti kullandığını. Ama... Şeye bakıyor biraz Hamdi abi bizim gibi ülkelerde hani işte devlet büyüklerinin dikkatine onu getirdiğin zaman getirmekle alakalı yani hani o bir gündem olduğu zaman o zaman şey bile olur yani aa bilmem ne anteni var işte deyip şikayet edenler bile olabilir hani. E, o duruma gelirse ama o duruma gelir mi? İşte bu Minecraft meselesi gibi. O Hı -hı. duruma gelir mi? Onu onu bilmiyoruz. E, şeyi sormuşlar. Mete Karabıçak da sormuş. E, bu gözlemleri engellemesiyle ilgili konuşuyorduk. Onunla ilgili yeni bir gelişme var mı senin? Yeni çarpman, bir gelişme yok. Mı? Dönem dönem konuştuk. şu an içinden yeni bir gelişme yok. Bir, bir yandan Hı -hı. hani SpaceX'te işte Starlink'te sürekli iyileştirmeye çalışıyor. En son işte gölgelik falan koyuyorlardı güneşten gelen yansıtmayı engellemek adına. Hı hı. Ee, sürekli olmuyor. Onu söyleyeyim. Ee, sadece gün güneş doğarken tut, gün batarken doğarken ve oluyor. batarken evet yani hı. ışığın tam yansıyıp geleceği ama o da hani gene sonuçta gökyüzüne bakarken bir buçuk saatlik iki saatlik bir dilimi götürmüş oluyor. Yani berbat ediyor. Sen orada uzun bir pozlama yapıyorsan. Bazı işler için de o zaman önemli ya. Mesela bazı evet bazı işler için de için. o zaman önemli. Hı hı. Yani ...bir şekilde çözülecek... ...yani işte şey yapmaya çalıştılar... ...çok böyle hiç ışığı yansıtmayan... ...boyayla falan boyayamıyorlar... ...o zaman da kendi ısınması dert oluyor... ...işte bir gölgelik falan gibi bir şey yaptı ki... ...güneşten gelen şeyi... ...o siperlik bildiğin... ...doğrudan hani şey yapmasın da... ...kendinden yansıtıp dünyaya göndermesin de... ...başka yere yansıtsın falan gibisinden... ...bir yöntemler bulmaya çalışıyorlar ama henüz hani böyle bütün hani astronomların tatmin olduk yani tamam budur artık SpaceX çözdü denilecek bir şey yok hı hı. muhtemelen de kolay kolay olmayacak ee, belki şey diyecekler işte yani dünyadan gözlemde şimdilik bu kadar olacak ee, bundan sonra hani önümüze şeylere bakalım uzaydaki teleskoplarla bakalım falan gibi noktasına getirebilirler günün sonunda işi. Hı hı, hı. Aynen öyle çok işte James Webb'in işte tabii o optik değil ama hani James Webb ya da başka optik e, teleskopların önemi ortaya çıkacak belki de yani o e, şey deniyordu buna galiba yanlış bilmiyorsam Kessler e, hipotezi mi deniyordu e, yanlışsam chat düzeltir bir 70'lerde bir bilim insanı NASA'dan bunu e, şey, tahmin ediyor yani belli bir e, şey çöpü yörüngedeki çöpe ya da yörünge kalabalıklığı ulaşınca artık dünyadan çıkamayacak. Roket gönderemeyecek evet, evet. hale gelip kendimizi kitleyebiliriz. Yani i̇şte şey ona gibi, domino, etkisiyle, domino etkisiyle domino etkisiyle bir kaza oldu. işte bir tanesi birine çarptı. Ondan yayılan parçalar başkalarına çarpa çarpa bir hat yani orada oluşacak ve Bu çıkamayabiliriz yani. Bu kadar binlerce uydu olduktan sonra olma ihtimali de oldukça yüksek. Hı hı. Buna herkes uyarıyor. Ee, ama işte bir yandan da şey çalışmaları da sürüyor. Da, o da bize ara ara gündeme geliyor. İşte bu çöpleri temizleyelim, kullanılmayan uykuları dünyaya geri getirelim. Yok işte a atalım, zıpkınla vuralım, hı hı. E, taşıyalım falan gibi yöntemler bulunmaya çalışılıyor. Bilmiyorum hı. ne kadar başarılı olacak. Yani onları da göreceğiz. Aynen, aynen. İşte okyanusu temizleyelim. Bana biraz işte şey gibi geliyor. Yani bizim yaptığımızla o tamam o çalışmalar çok güzel olması da lazım. Ama hani o onun ne kadar... Toparlayacak ama o aslında psikolojik olarak bir rahatlık da veriyor. Ya atıyoruz ama bak temizliyorlarmış da bir çözümü olur yapalım. Rahatlığı da veriyor aslında insanlara. E, o da ilginç bir durum. E, Kesler sendromu evet bilgin söylemiş teşekkür ederiz. Buradan bir sonraki habere geçiyorum Hamdi abi. Yine uzayla ilgili. Değil Uzayda de. bir kan dolaşım sorunu varmış ve a, hani bu çok da neden yani nedeni biliniyor da nasıl çözüleceği bilinmiyormuş ama galiba basınçlı düşük basınçlı uyku tulumlarıyla çözülebileceğini bulmuş bilim insanları. Ya, şimdi zaman zaman konuşuruz. Uzay sonuçta hani biz dünyadaki ortama koşullarına çok iyi uyum sağlamış yaratıklar olduğumuz hı hı. için uzaya çıktığın zaman özellikle de işte kütle çekiminin olmadığı havada uçuyoruz güzel falan da uzun dönemde her tarafımız patlıyor işte. Çünkü normalde kan dolaşımımız bizim ne gün 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 içerisinde bacaklarımızda da bir miktar kan var. E uzayda şimdi o olmadığı için bütün kan yukarı toplanıyor. Böyle yüzün falan daha tombikleşiyor İşte daha kıran kızarıyorsun. Astronotların falan ISS'teki şeylerine bakarsan, e, hep böyle e, yüzleri falan daha çünkü e, vücut sıvıları yukarıya doğru gidiyor. Beyne doğru falan daha şimdi fazla. normalde yani sürekli vücudun, değil de daha fazla gidiyor. Vücudu yani vücudun normal yapısı o kütle çekimi, yer çekimiyle e, savaşmak üzerine evrimleştiği için ha. kanı yukarıya doğru göndermeyle ilgili bir eğilimi var, basıncı var. O, burada ikisini eşitliyor yani buraya hep bir artı bir fazla var e, ama aşağıdan da çekiyor her yere eşit oluyor ama uzayda olmadığı için mikrogravit ortamının olmadığı için o artılık fazla kalıyor Hani bütün vücut evet. yukarıya göndermeye çalışıyor yani Vücudun yukarısı, yukarı aşağı Ve de. bunun da en, yani. en önemli etkisi gözlerde oluyor. Hani Hı. bunu geçen haftalarda da ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hı. Ee, özellikle hatta şurada bir fotoğrafı da var onu da göstereyim. Şimdi göz göze gelen damarlardaki basınç sürekli artık olduğu için Hı. gözün arka tarafında, o retinanın olduğu tarafta bir düzleşmeye neden oluyormuş. Normalde biraz daha böyle yuvarlak olması gerekirken Hı. işte basınçta orada bir ödem oluşuyor, şişlik oluşuyor ve düzleşmeye neden oluyor. Bu senin görmeni zorlaştırıyor. -hı. Dolayısıyla hani uzayda 6 ay falan kaldıktan sonra astronotların neredeyse hepsinde bu az veya çok oluyor. Hepsinde bir gözlük kullanma etkisi oluyor diyorlar. Hı hı. Ee, hani ISS'de çok fazla kalmıyor O yüzden hani 3 ay gidip geliyorsun. 6 ay bir sene kalanlar da oldu ama onlar hep böyle deneysel amaçlıydı. Hı hı. Ee, ama Mars'a gideceğin zaman ya da işte daha başka yerlere gideceğin zaman bu süreler uzuyor. Yani belki 2 sene yolculuk yapacaksın. Hı hı. Ee, ya da en minimum 6 ay yolculuk yapacaksın. Yani... Dolayısıyla gittiğin yerde hatta şey de var sadece bu göz etkisi de değil şey de diyorlar beyinde de Tabii, basınç arttığı yani için basınç artıyor evet, evet. çok basit hatalar yapmanın neden oluyorlar ve astronotlar bunun farkında yani bildiğin hani aptallaşıyorsun diyorlar bazı durumlarda Hı -hı. basit normalde yapmayacağın hataları yapabiliyor musun şimdi bu etkiyi minimuma indirmek için ne yapabiliriz diye araştırıyorlar bir işte hemen ilk akla gelen işte yapay yer çekimi oluşturalım falan Hı -hı. ama onu yapmak zor şu an için hani şu anki teknolojimizde onu yapamıyoruz. Ne yapabiliriz diye araştırırlarken bir tane bilim insanı şey öneriyor. Bir çeşit uyku tulumu belden aşağı şunu görüntülerinde de görüyorsun. Hı hı. Şimdi sonuçta gönül 8 saat falan uyuyarak geçiyor. Uzayda da uyuyacaksın. Hı hı. Bu uyku tulumuna girip uyuyorsun. Belden aşağısında bir şekilde e, negatif basınçla veya farklı bir yöntemle e, kan dolaşımını aşağıya çekecek şekilde bir şey tasarlamışlar. Hı hı. Senin gün içerisinde, işte sürekli oraya basınçını, 8 saat az bir zaman değil, hı hı. E, oraya geri çekerek bu etkiyi e, ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlar. Bunun e, araştırmalarını falan yapmışlar. Tabii uzaya gönderemiyorlar, biraz hantal bir şey. Hı hı. E, çeşitli denemelerde bulunmuşlar. çalıştığından bir miktar emin olduktan sonra e, şeylerde deniyorlar. O da e, çok gene aslında baya zahmete katlanıyorlar. Biliyorsun bu. Ee, yer çekimsiz ortamı simüle edebilen uçaklar var işte. Evet, zero Şeyler gravity. Orada çekiliyor. Evet. Ee, işte belli bir serbest düşüşle dalışa geçtiği zaman sen o kütle çekimsizliği hissedebiliyorsun. Hı. Kısa sürelerle de olsa. Hı hı. Oraya beyinlerinde şant olan e, bir çeşit işte boru orada sıvıyı tahliye etmek için. Hı hı. E, şant olan e, Kanser hastalarını bazılarını ikna edebilmişler bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak adına. Hı hı. Oraya gönderiyorlar ve beyinlerindeki basıncı ölçüyorlar. Bu e, e, şeyin içerisindeyken, tulumdayken hı. ve kütle çekimi azken. Hı hı. Şimdi ISS'e bunu göndermek maliyetli bir iş. Yani çalışacağından emin olalım ki oraya gönderip öyle deneyelim. Evet. Ya. Ve gerçekten de işe yaradı. Hani beyindeki basınçta da gözün arkasındaki basınçtan basıncın yanında beynindeki basınç konusunda da işe yaradığını görüyorlar. Hı hı. Bundan sonra artık diyorlar ki yavaş yavaş hani emin olduk artık. Bundan sonra yavaş yavaş ISS'e de bundan gönderip hı hı. E, orada bir test yapmamız yapma aşamasına geldik. Yani yine var. bu test çünkü chatte de yazmışlar işte farklı sorunlara ne sebep olmasın işte öde ayaklarda bel altında ödem oluşması gibi şimdi onu o, o kısa süreler o anlattığın hani uçaktaki gidip çok kısa. onun hani bu şeyi şey iknası taşıyalım mı taşımayalım yeri oraya yani yer açalım roketle götürecek. Götürdükten sonra orada uzun süreli ISS'de uzun süreli denenmesi lazım. Ama bir çözüm olabilir. Şimdi bu böyle hantal olur yarın bir gün bunun kıyafeti yapılır mesela. Yani evet evet. aynı Belki çünkü, daha basitleştirilmiş tabii, abi. Tabii. Tam tersi çünkü Hamdi abi biliyorsunuz işte mesela jet pilotlarında, savaş uçağı jet pilotlarında var. Ee, yüksek e, ivmelenmelere, G kuvvetlerine maruz kaldıkları zaman orada da şöyle oluyor yani şöyle bir dönme anında diyelim ki bu sefer eee Çekim artıyor. Bütün kan her ne kadar sistem kafaya işte vücudun üstüne göndermeye uğraşsa da bütün oradaki kan aşağı doğru gittiğinde bilinçsizleşebiliyorlar, hata yapabiliyorlar, bayılabiliyorlar. Bunu engellemek için özel alttan hani bacakları, beli sıkıştıran tulumlar var mesela. Onları kullanarak o yukarıda kanın yukarıda kalmasını sağlayabiliyorlar mesela. Yarın bir gün dediğim gibi uzun vadede de kıyafetlere gelebilir o kocaman hantal cihaz. Evet ve evet. günün sonunda da gelecek yani bunu çözmemiz gerekiyor eğer e, uzayda daha aktif olacaksak oranın negatif etkilerine karşı ama sadece bu da değil bu negatif etkilerden bir tanesi sadece hı hı. çözmemiz gereken baya bir şey var yani. Tabi sırayla onlara bakıyoruz peki buradan uzaydan artık e, bakayım yok uzaydayız hala türünün ilk örneği bir araştırma arkeologlar ilk kez uzayda çalışma fırsatı bulacak şimdi arkeoloji dediğimiz zaman hani insan medeniyetinin ya da başka başka kalıntılar aklıma geliyor. Uzayda nasıl arkeoloji yapılacak acaba? Ben de öyle düşündüm ee, ama Hı -hı. sonradan düşününce aslında arkeoloji bilimi eskinin e, bilgisi gibi tam kelime anlamı da arke- ha, eski arkeik, demek. arke. Ve ha, evet. da işte eski bilim. Aslında Hı -hı. eski insan kültürlerini araştıran bir bilim. Biz arkeoloji dediğimiz zaman hemen böyle kazı alanları falan geliyor aklımıza ama aslında kazı Hı -hı. olmak zorunda değil. Kazı onların Araçlarından bir tanesi. Eski bilgiler dünya üzerinde yere gömülmüş olduğu için. Şimdi burada Hı -hı. ilginç bir şey ISS'de nasıl bir kültür var? 20 yıldır sonuçta insanlar ISS'de yaşıyorlar aralıksız olarak. Ee, Kasım 2000'de başlamış. 20 Hı -hı. yılı aşkın bir zamandır ISS'de sürekli gidip gelen astronotlar var. E orada nasıl bir kültür oluştu? İnsanlar arasında hiyerarşinin etkileri nedir? İşte ırkların farklılığının etkisi nedir falan gibisinden bir araştırma önermişler ve onay da almışlar. Şimdi ISS de bu peki nasıl yapacaklar dersen de astronotlar her tarafın 1 metrekarelik fotoğraflarını çekip çekip bunlara göndereceklermiş günlük olarak. Hı hı. Bunlar da şeyi takip edecekler. Hani oradaki araçlar nasıl kullanılmış? tuğlar. Sonuçta hani biz de yeri kazdığımız zaman işte küp buluyorsun. işte mutfak ortamı buluyorsun. Nereye? Yani evi. Nerede buldun? E, nasıl buldun? Tabii bu küpü ne yaptın? Işte. Oradan bir adamların o zamanki kültürü neymiş? Nasıl çalışmışlar? Falan gibi. Ne yiyip ne içiyorlardı? Falan gibi şeyleri çıkarım sana yapıyorsun. Arkeologların işi bu aslında. Yani insan kültürünün geçmişteki kültürlerin nasıl yaşadıklarına falan dair bilimsel şeyler sunmak aslında. E aynısı hı hı. uzay içinde olabilir neden olmasın yeri bir yeri kazmayacaklar ama sonuçta elde edecekleri datayla oradaki hı hı. nasıl bir kültür yarattık 20 yıl içerisinde gözüyle e, biz dediğim gibi arkeolog dediğin zaman hemen böyle e, toprak kazma bilmem ne falan geliyor ama aslında e, tam anlamıyla onunla alakası olan bir şey değil İnsan kültürünün uzaydaki insan kültürünün nasıl evrimleştiği ne noktalara geldiği neler yaşandığı bunların üzerine bir araştırma olacakmış. Ee, hani bakalım sonuçlarında ne çıkacak onu da bilmiyorum belki yani bizim onların bakış açısıyla bizim bakış açımız çok farklı hı hı. onlar hani sonuçta insan kültürüne vesaire falan hani o konuda çok daha bilgililer ee, alacakları verilerden hani bir şey çıkar mı çünkü sonuçta şimdi aslında fotoğrafları alacaklar gibi anladım ben haberden hı hı. belki geçmişteki hani belki daha önceden alınmışlarla da bir karşılaştırma yapacaklardır ama tabii yani, yani 20 hani yıl farklı. diyorsun ISS'in bir kültürü bir geçmişi var yani hani da e, mini bir dünyanın e, mini bir toplumu var orada. Yani orası mini minik bir dünya gibi var O toplum nasıl çalışıyor? Oranın kültürü ne? hani Heh. Yani en basiti mesela videolarda e, gördük tabii ki. mesela işte oraya bir cırt cırt mesela hani Velcro diyorlar ya cırt cırt olayın orada çok büyük önemi var. Bir şeyi bir yere sabitlemek mıknatısların mesela çok büyük önemi var onların dünyasında burada olmayan bir özellik Aha. var ama bana şöyle geldi de biraz ee, sanki bu şimdi bu konu bu dedikleri araştırma konusu Antropolojiyle de araştırılabilir, psikolojiyle de araştırılabilir, tarihle de araştırılabilir. Hadi tarih şey evet. derler ya kabaca 50 yıl öncesinden olur tarih derler. Hadi tamam onu bırakalım. Tarihi bir kenara ama benim aklıma ilk gelen yani antropoloji, psikoloji de araştırabilir arkeolojiye gelene kadar bu 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 araştırma sorusunu diyeyim. Sanki burada şey olmuş. Yani bunu merak eden kişiler zaten internet hissettim ben. Yani çünkü işte ISS'de antropoloji araştırması yapılacak. Hı, psikoloji araştırması ilk değil ki yani çok yapıldı. Ama hani e, arkeoloji araştırması deyince bir ba, bir manşet oluyor yani. Bana biraz öyle geldi. Çünkü e, arkeolojiyi Olabilir, de evet. bilmiyorum bu arada. Hani belki e, o, o konuda cahilliğime şey yapın ama hani e, şeye çok yaklaşıyor bu sorulan soru, araştırma sorusu. Tamamen aslında kültür dediğin zaman insan yaşayışı dediğin zaman daha çok antropolojiye gidiyor, kültürlere gidiyor ee, aslında biraz kültür araştırmasına ya da sosyal psikolojiye giriyor. Yani oradaki kültür ne? Nasıl küçük alandaki kültür doğru, ne? Doğru. Oraya Belki ekipte zaten dediğin gibi bu tarz adamlar da vardır yani muhtemelen. Hı -hı. Hı -hı. Bu şeyden. Bu arada bağlantımda biraz sorunlar olduğunu görüyorum arkadaşlar. Kesilmeler vesaire falan olabilir. Ee, benim evet. upload'umda sorun var. Tamam. Cihdetle, Cihdet'in de sesi kesiliyor olabilir arada. Ee, ama şu an için hani sorun yok gibi çok kısa süreli bana olurdu. kesilerek yani. geldi arada e, ben şimdi kendime bakıyorum ölçüyorum benle ilgili mi diye benle ilgili değil sanırım e, ama olursa değil yok. şey sen yaparız de de sıkıntı de değil yok, yok. bir de Hamdi abi sende kesilince yayın kesiliyor Yani <laughs> ben idare edeyim diyeceğim de yayın senden geldiği için yok yok evet. ben, ben benim uploadumun düştüğünü ben görebiliyorum senin de bana gelen sesin kesiliyor dolayısıyla yayın sonradan hani bufferladığı için belki yetişir ama senin sesin olmayabiliyor ara ara kesik kesik Tamam. Ama çok öyle kritik olmadı. Tamam. Şu ana kadar idare ediyoruz. Evet. Bence devam edelim. Tamam. Şuraya geçelim. Geçen hafta da konuştuk. Ee, bu sefer kalp nakli vardı domuzdan genetiği değiştirilmiş. Domuzdan kalp nakliydi. O kişi yaşıyor mu bu arada merak ediyorum. Ama bu sefer de domuzdan alınan böbrek bir başarıyla bir insana nakledildi. Daha yani bir hafta arayla e, gelişmeyi görüyoruz bu alanda. Aslında bu domuzdan alınan böbreği biz birkaç ay önce yapmıştık. Hı -hı. E, kalp ondan sonra evet. geliyor. Bu bu sefer ikinci bir böbrek gene domuzdan alınıyor ve bu böbreğin klinik e, seviyede bir böbrek olduğu. Yani e, bir önceki muhtemelen hani e, klinik seviyede dedin hani böyle military grade vardır, klinik grade Hı -hı. vardır. E, tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum ama hani klinik seviyede dediğimiz temizlik anlamında yani gerçekten hani tıbbi anlamda insanda da kullanılabilecek hmm. seviyede gene bu arada taktıkları hasta e, beyin ölümü gerçekleşmiş bir önceki böbrek de öyleydi hı hı. beyin ölümü gerçekleşmiş 70 saat falan takıp çalışıp herhangi bir sorun olmadığını gösteriyorlar bunda da 77 saat çalıştırmışlar gene ama bu sefer e, çünkü sonuçta domuzdan alıyorsun bazı işte şeyleri alabilirsin e, domuzlarla insanlara bulaşabilen virüsler olabilir hı hı. vesaire falan bunlar onlardan hepsini arındırılmış klinik grade dediğim o e, alındırılmış bu e, böbrek naklini yaptılar bir öncekinin tekrarı ama ilk defa klinik anlamda diyebiliriz. Hı hı. E, ama işte geçen hafta da konuştuk. Artık neredeyse her hafta bir şeyleri deniyorlar. Hı hı. E, geçen haftaki e, ölmek üzere olan bir hastaydı kalp nakli için. Bunda öyle bir zorunluluk olmadığı için zaten hani hasta kaybedilmiş, e, beyin ölümü gerçekleşmiş. Hı hı. Ailesinden izin alarak gene hani bilime katkı sağlamak adına e, geçen haftaki gibi değil. Yani orada FDA'den özel izin alınmıştı. Bu araştırmanın genel izni. Hani böyle hastalar buldukları hı hı. zaman e, testler yapıyorlar. Hala şey gene aynı şekilde aynı yöntem. Genetiği değiştirilmiş domuz hı hı. E, üzerindeki o e, hücrelerdeki şeker e, şeyi değiştirilmiş vücudun doğrudan saldırıp yok etmesini engelliyor. Hı hı. Domuzun te, e, tercih edilmesinin nedeni de şeymiş bu arada. Geçen hafta biraz ona değinmiştik. Hı hı. E, büyüklükle alakalı. Hı hı. Yani e, insan vücudundaki şeylere e, büyüklüğü en yakın kapasitesi danınmış. değil mi? Hani e, yani küçük de kapasitesi hı. de öyle. Çünkü şey diyorlar. İnsanın yüksek basınçlı bizim şeyimiz kanımız yüksek basınçlıymış diğer primatlara vesaireye falan göre benim anladığım hı hı. kadarıyla. Domuzun böbreği onu da kaldırabiliyormuş. Hı hı. E, ama bu genetiği değiştirmeden dolayı şeyden şüpheleniyoruz demişler bunun sonunda. Zaten hala test edilmesinin sebebi o aslında. Hı hı. Bu arada hastanın kanında hiçbir domuz hücresine rastlanmamış. Hmm. 77 saatin sonunda. Hmm. Herhangi bir domuzla ilişkili virüse falan rastlanmamış. Onlara falan hep bakıyorlar zaten. Hmm. Üstüne e, şeyden şüphelenmişler. Bu genetiği değiştirirken böbreğin yapısında da bazı değişiklikler olduğundan şüpheleniyoruz. Hı hı. Çalışmasını etkileyebileceğinden. Onu araştırmamız lazım. Buraya biraz daha evet. eğilmemiz lazım diye bitirmişler bu araştırmayı. Yani daha hala birkaç senesi var. o Söyledikleri rakam da bu. Hani birkaç sene çok kısa bile bence. Klinik deneylere geçmek için. Tabii. Gerçek Zaten... hani insanlar üzerinde test etmeye başlamak hı hı. için birkaç yılımız var. Evet. Zaten hani dikkat etsinler haberlerde. Şimdi başlıklar bazen Yabancı başlıklar tabii hepsi bizim şeyimiz değil ama başlıklar bazen tabii ki işte insana domuz şeyi nakledildi falan ama hani bu şey değil. Hadi başladı hastanelerde gibi değil. E geçen haftaki neydi? Hiçbir şaresi yok adamın. Yani ya ölecek ya bunu deneyecek şans olarak. Orada da neydi? Merhamet şeyiyle bir özel izinle FDA veriyor bunu. Yapabiliriz yani yaşayan bir insana hasta da olsa kendi izni alınıyor ailesinin izni alınıyor ve diyor ki başka şansım yok. Bu ancak bu durumda yaşayan bir insana yapılır ya da beyin ölümü gerçekleşmiş yine izin alınmış insanlarda yapıyor çünkü dediğimiz gibi daha bir, pek çok bilmediğimiz şey var o evredeyiz daha ama çok iyi. Onda da süreyi bak kısa tutuyorlar ha. 77 saat evet. mesela bir önceki domuzda da gene 70 saat falandı o Hı -hı. civarda süreyi çok uzatmıyorlar belki zamanla hani onun süresi falan. Onu deneyebilirler. Evet yani burada şey evet. önemli bir de hmm, hani e, bu tabii ki güzel haberler bunlar aslında çünkü bunlar artık böyle çalışmalar hani bununla onun arasındaki fark dediğin ya hani bu klinik grey ilk daha böyle proof of concept yani yapılabilirliğini ve reddetmediğini göstermek hep böyle yavaş yavaş. Evet. Şimdi temiz bir böbrek çalışabilecek bir böbrek mesela gibi gibi gidiyor ve bu buraya aslında haberde o kısmı ben bahsetmek istiyorum. Ee, buraya hemen gelmedik aslında. Hani böyle bu haberleri biz birkaç senede bir duyuyoruz. Aa bu da ilk mi ya? O da ilkti falan diyoruz ama aslında diyor ki yani on yıllarca süren bir gelişme. 1960'larda Zeno transplantasyon deniyormuş buna yani Zeno yabancı demek yabancı başka bir türden e, transplantasyon e, yapması bir şempanze'nin e, böbreğini alıyorlarmış e, 13 tane. E, böbrek hastalığının en uç noktasında olan artık ölümcül böbrek hastalığını insanlara nakletmişler ama e, şempanzeler bize yakın olmasına rağmen bu hastaların çoğu haftalar içinde hayatını kaybetmiş o 1960'taki çalışmalarla 1980'lere geldiğinde bu sefer dediğin gibi domuz artık domuz organlarının kullanılması çünkü dediğin gibi boyutu vesaire genetik olarak e, durumu. Mesela 1980'lerde yine ölü, e, beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya e, domuz böbreği nakledilmiş. yani ilk nakil değil 54 saat e, boyunca e, çalışmış. Ondan sonra 2015'te de artık bununla ilgili daha da ileriye gidelim işte şeylerini genetiğini değiştirelim gibi gibi olmuş. Yani böyle bir tarihi de var aslında e, sıfırdan bu noktaya gelinmemiş. Tabii. Bu arada şeyi de söyleyeyim hani bu e, şu istatistikte önemli mesela Amerika için ama Türkiye ve dünyanın Hı. geri kalanı da aynıdır. 800 Hı. bin kişi böbrek sorunuyla yaşıyor diyorlar Amerika'da. Yılda Hı. yapılan böbrek nakli 25 bin. Yani bu e, çünkü bulunamadığından hani organ bağışı falan bizde de hep sürekli söylenir tekrarlanır falan bulamadığın Hı. için. Eğer elinde hazır olursa e, sonuçta hani bu domuzları üretip sırf bunun için kullanabilirsin. Ee, Hı -hı. Bu 800 bin kişinin de çok çok büyük bir kısmına belki e, organ nakli yapabileceksin. Hani sırada bekleme vesaire dertleri ortadan kalkacak. Hı -hı. Bir de şeyi test etmemiz lazım diyorlar. Onu da söyleyeyim. Az önce söylemeyi unuttum. Tek bir e, Normalde hani biz bir tek böbrekte yaşayabiliyoruz. Acaba tek Hı -hı. bir domuz böbreğiyle bir insanı yaşatmak mümkün olup olmayacağı Hı -hı. falan gibi önümüzde çözümlenmesi gereken, cevaplanması gereken böyle sorular var Hı -hı. diyorlar. Ama işte geleceğin parlak olmasının o kısmı güzel. Çünkü bugün işte kronik böbrek hani örnek veriyorum o organ bekliyor ya da işte kalp hastalığı yüzünden ölüyor, hayatını kaybediyor. İleride öyle bir gelecekte belki dediğin gibi hayvanlarda hani biz şey dedik ya daha fütüristik işte yazıcıda basılacak. Evet o da olabilir ama paralelinde alternatif de hayvanlardan alınan, genetiği değiştirilip hayvanlardan alınan şeylerle de bu artık böyle bir şey evresine gelebilir. Sorun olma evresinden çıkabilir. Bir tane görsel görmüştüm. Çok ilginç Hamdi abi. Amerika'da bir hastane şey diyor çocuk hastanesinin bir koğuşu. 12 tane yatak var. Hepsi komada çocuk. Yani öldü ölecek o durumda başlarında aileleri üzgünler falan ve diyor hayal edin diyor. İki tane diyor doktor geliyor yeni buldukları bir ilaç iğneyle hepsinin tek tek serumlarına tık 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 yapıyorlar. Son çocuğa geldiklerinde ilk çocuk gözlerini açmaya başlıyor. Ve hepsi dakikalar içinde 12 çocuk da uyanıyor ve ölümden dönüyorlar. Ya müthiş bir mucize aslında bilim mucizesi ve şey e, insülin. Insülinin şeyden yapılabilecek, e, enjekte edilebilecek şekilde yapılması ve ilk denenmesinin hikayesi bu. Şimdi bize ne kadar şey geliyor? Yani. Fıradan geliyor değil mi şu anda bize? E, nereden nereye? Bu da öyle bir yere gelecek belki ileride e, gibi düşünüyorum. E, beni heyecanlandıran da o. Hani bu haberlerden. Tabii, tabii kesinlikle. Yani bunlar hala ben de genelde söylüyorum bunlar hala emekleme aşamasında olan haberler ama ilk lerine tanık olmuş oluyoruz Bu Var bir yandan çete de bakıyorum evet. Gene arada bir iki sesimiz Web ilgili seslendiğinden biz... hala sorun yok. Evet. James Webb ile ilgili haberler var. E, çünkü ulaştı yerine artık hani L2 noktasına geldi. E, yarın e, hani ya da bu gece tam Türkiye saatiyle ne zamana denk gelir bilmiyorum ama son manevrasını yapıp Hı -hı. oradaki yörüngesine oturacak. E, henüz daha e, o aşamada değil. Galiba NASA'nın da yayını varmış e, bir basın toplantısı var diyorlar. Bizim yayından hemen sonra merak edenler ona da bakabilirler kazasız belasız gitti o üzerindeki 18 o aynanın hepsi de şu anda faal olduğu söyleniyor ama ince ayarlarının yapılması daha önce de söyledik bir 5 aylık falan bir zaman alacak ince ayar derken de hani böyle ışığın dalga boyu mertebesine kadar hassas bir ayar evet. yapacaklar o yüzden zaman alacak e, beklemeye devam ama şu an hani kritik aşamalar falan atlatıldı herhangi bir Hı. sorun yok gibi görünüyor ee, işimiz hani ilk şeyi almaya geldi. Aynen. Veriyi alıp. Onu da birkaç ay sonra alacaktık. Yani halka verilecekti değil mi? Öyle hatırlıyorum. Birkaç ay sonra verilir ona bakacağız. Yani şey diyorlardı Hı. hani şey konuşuyorlardı. Bulanıkları o... vermeyeceğiz. Evet zaman. ya 10 milyar yani. dolarlık bir teleskop bu muymuş dedirtmek de istemiyoruz. <laughs> diyorlar yani böyle cam gibi net bir şey ama göstermek Ama o kadar istiyorlar. büyük hata çıkabilirdi ki ama bu kadar yılda beklendi yani kaç yıl ertelendi orası bu burası bu emin olalım emin olalım. İnşallah o kadar yapılan Hani plan, program, deneme, çözüm, ertelemenin sonucunu alırız da hani hatasız şekilde orada çalışmaya başlar, ee, güzel olur yani. Bakalım onu bekliyoruz. Efesoner demiş ki, organ nakli yapılanlar ömür boyu ilaç kullanıyormuş. Doğru mu? Doğru. Çünkü senin bağışıklık sisteminin reddetmemesi gerekiyor birebir sana uyanı da bulamıyorlar. sen kendi bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanıyorsun. Ama işte yeni belki yenilerinde belki gerek kalmayacak ona. O da olabilir evet. yeni i̇şte ileride. İleride belki evet onu da çözebileceğiz yani belki Hı -hı. ama şu an için Hı -hı. organ nakli yani ta, tabii ki tercih edilen bir şey değil ama son çare olarak onu kullanmak evet. zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Normalde tabii ki kendi böbreğin veya sana yakın olan birinin hani vücudunu çok reddetmeyeceği bir böbrek falan olması tercih Hı -hı. edilir ama kolay bir süreç değil. Tabii. Yani bunlar anlatılmıyor diye bir şey yok sadece bilinmiyor diyebiliriz hani yoksa herkes hı. her şeyi anlatıyorlar. Hı hı. Ee, organ alman, alman, her şeyi hissediyor. Nasıl onu anlamadım o kısmı ben. Yani ameliyat sırasında uyuşturuyorlar. Uyandıktan sonra belki hani ağrı falan hissedersin. Phantom hı -hı. E, limp diye bir şey var. Hani kolun, bolu kesilenler hı -hı. E, o kolun orada olduğunu zannediyorlar. Onun acılarını hissediyorlar falan gibi durumlar hı -hı. var. Herkes ama normalde yaşanmıyor. böbreğin acımıyorsa çünkü böbreğinin direkt ağrısını hissedemiyorsun. Yani evet olmayan böbreğin de orada acısını hissetmezsin diye düşünüyorum şey ama olabilir. doktor i̇şte değil sinirler, işte. sinirler vesaireler falan uyarılmaya devam ediyor olabilir ya da sen öyle hissediyor olabilirsin. O beyin de psikolojik olan da bazı durumlar olabiliyor. Herkes Hı -hı. için olan bir şey değil. Evet. evet, evet. Ee, Ama ilginç bir kısım mesela ben de bu konuda bir şey bilmiyorum yani hani bunu bilen varsa izleyicilerimizden vardır ya doktor ee, belki bize aydınlatabilir evet, yazabilirler yazabilirler çünkü bayağı 194 kişi görüyorum şu anda. Şimdi buradan bir sonraki habere geçelim ve bakayım bağlayabilecek miyim? Hamdi abi sen insanın gözlerine bakıp ben gözünden anlarım der misin? <laughs> Öyle bir laf vardır ya aynısını yapmışlar gözünden bir kişinin erken ölüm ihtimalini anlıyormuş yapay zeka yapay zeka evet gözümüze bakıp her şeyi anlayacak gözünden anlarım bölümde. diyor insan sarrafıyım diyor şeyi falan bile konuşuyorduk hani işte yalan söylediğini vesaire falan anlamanın bırak erken ölüme ihtimalinin olup olmadığını anlayacak noktaya getirmişler ama bu uzaktan bakmıyor biraz retinaya kadar bakması gerekiyor hı hı. Ee, az önce konuşuyorduk retina hücreleri oradaki o tabaka hı hı. E, yaşlılığa karşı en şeylerden biri hassas hücrelerden biri aslında tabakadan biri dokudan biri diyelim Hı hı. E, oraya bakarak bir insanın e, normalde sen işte şimdi atıyorum 30 yaşındasın e, artı eksi işte 2,5 yıl mı 3,5 yıl mı ona yakın senin yaşını sadece retineye bakarak tespit edebiliyorlar. Ama sen olduğundan, olman gerekenden daha yaşlı olabilirsin. Vücudunu kötü kullanmışsındır, işte sigara içmişsindir, ne bileyim, iyi beslenmemişsindir veya işte e, kötü alışkanlıkların vardır. Bunlar seni olduğundan daha yaşlı hale getirebilir. Ya da genetiğin öyledir. Hani e, vücut şeylerin daha hızlı yaşlanma neden oluyordur. Bunları e, yapay zeka anlayabiliyor ve e, binlerce hasta. şurada sayıya da bakayım. E, 47 bin kişi üzerinde şey yapmışlar. 3,5 yıl hassasiyetle hastanın yaşını tespit edebilmiş. Daha da ilginci 11 sene sonra bu kişilerin yüzde ikisi hayatını kaybetmiş. Galiba. Bakayım. Pardon. Yok. 1871'i hayatını kaybetmiş. Bunların da bu 1871'in olması gerekenden daha yaşlı olduğunu retinalarına bakarak normalden hani kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dışında ölme ölme ihtimalinin %3 daha fazla olacağını tahmin edebiliyormuş. Hı hı. Ee, şey yani sen sonuçta ikiniz de 30 yaşındasınız. Hani ortalama ömür nedir atıyorum 70. Ama göz yaşı ne? diyelim işte öte 31. yıl evet, daha yaşlıysa veya daha işte mesela 35-40 görünüyorsa bu adamın hı. ölme ihtimali daha yüksek diyorlar. Niye? Çünkü gözünün yani o retina tabakasının yaşlanmasına neden olacak bir şey var vücudunda. Ya genetik olabilir dediğim gibi ya kötü kullanmışsındır vücudunu kötü alışkanlıklarla vesaireyle falan kendini yıpratmışsındır. Bu da en çok işte retinadan belli oluyormuş. Bunu hem bunlar için kullanabiliriz diyorlar hani bu senin genel kişisel durumunu tespit etmek için hem de erken ölüm ihtimalini algılayabiliyoruz yapılanlar. Nedenini bilmiyoruz çünkü bu gözleme dayalı bir araştırma. Gene başta söylediğimiz gibi tam olarak şundan kaynaklanıyor diyebileceğimiz bir şey değil ama böyle bir korelasyon var daha ayrıntılı araştırmalarla ve yapay zeka'nın hani bizim insan gözünün algılayamadığı e, yapay zeka'nın işte görüntü işleme tekniklerinin falan devreye girdiği araştırmalarla e, bu konuda belki ileride gözünün içine bakıp sana söyleyecek belki bak sen dikkat et biraz kötü kullanmışsın e, gidişin gidiş değil diye uyarabilecek yani <laughs> Göz, ilginç bu çok ilginç bir araştırma ama ben bu tarz durumlarda ee, şöyle diyeyim aslında zaten korelasyon dendi orada bir sen biliyorsun hani korelasyon nedensellik değil hep söylüyoruz ama e, bu araştırmada mesela çete şöyle bir şey sormak isterim. Bu sonucu Upload tekrar başladı gibi görünüyor bende Cevdet aramızda değil şu anda benim bağlantım gitti herhalde Cevdet'le olan bağlantım. Tam bir soru soracaktım chat ederken. Bir yandan modeme de bakıyorum da. Evet, tam, tam soruyu sorarken bağlantım gitti. Ee, evet. Benim bağlantım gitti daha doğrusu. Şu an bir sorun yok gibi ama istersen sor. Tamam. Cevdet Akarsu dondu demiş. <gülüyor> 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 tamam. Şey ee, soru şu Mahmut aslında, şey demiş. Bir su alayım böbreklerime şifa demiş. Evet <laughs> o arada su alıp gelebilirsiniz hemen. Aynen. Şu an geldiyse soru şu arkadaşlar. Bu araştırma neyi bulmuş? İşte gözdeki yaşlanmayla ilerideki ölümle ilgili arasında korelasyon bulmuş. Sorum şu. Bunun sebebi başka ne olabilir? Yani onlar diyor ki araştırmayı bulanlar. Diyor ki gözden ben algılıyorum. Algoritmam da bunu tahmin ediyor. Sizce bunun sebebi başka bunu bu ilişkiyi açıklayan başka ne sebepler olabilir diye sorayım. Kuliste konuşalım. Tamam bakalım insanların aklına bakalım, neler çıkacak, bir şeyler merak gelecek. Merak ediyorum. Evet. Aynen, aynen. Buradan bir sonraki habere geçelim. Pek çok insan laboratuvarda üretilen et fikrinden iğreniyormuş. Evet ara ara konuşuyoruz. Hani laboratuvarda üretilecek ileride etler işte bu hayvanları Beslemek hem çevreye zararlı oluyor, maliyeti yüksek oluyor falan. Hı hı. E, bu yönde pek çok girişim var dünya çapında. E, bu işi e, artık hani insanların günlük hayatına getirmeye çalışan. Ama bir yandan da sonuçta insanların alışkanlıkları var. E, bir e, bir yandan tabii hani bunlar ticari firmalar olduğu için pazar araştırmaları da yapıyorlar. Hani ne yapabiliriz insanları bu fikri alıştırmak için. İnsanlara ama bu büyük bir kısmı e, bu fikre pek sıcak bakmıyorlar. Hani laboratuvarda üretilen et fikri insanlara e, şey geliyor, e, ne dedi, tiksindirici geliyor. Hı hı. Ben tamamen alışmadıklarından dolayı olduklarını düşünüyorum. Hı hı. İki gruba da ayırmışlar bu arada. Hani et yiyenler ve vejeteryanlar ikisine de sormuşlar. Çok ilginç bir şekilde et yiyenler yeterince ete benzetemiyorlar. Vejeteryanlar da yeterince ete benzettikleri için iğreniyorlar. Yani böyle He. iki tarafa da yaranamayan Vallahi... bir durum var yani. <laughs> ben vejeteryanım ve yerim. Çünkü şey yani hani hayvan öldürmeden Yiyorsun yine. Hani önemli olan evet. e, benim için o. E, Murat abi şey demiş. Hiç acımam yerim. Direkt yerim demiş. <laughs> ucuz evet, olacak çet, demiş. Chattekiler yani. de söylesinler hani onların fikrini. Evet. Zaten amaç ucuz olması. Hani ucuz olursa ve işte gerçek sonuçta gene işte bir ineğin kas hücresini alıp onu çoğaltacaklar laboratuvarda. Hani hı hı. dediğimiz gibi hani hayvanın işte şu anda ne yapıyoruz? Besliyoruz, besliyoruz, besliyoruz. O arada bir sürü belki kullanmayacağımız parçayı da büyütüyoruz. Sonuçta hani inek hı hı. topluca büyüyor. Ondan hı hı. sonra sadece etlerini belli kısımlarını alıyoruz. Diğer tabii hani her parça atılmıyor sonuçta. Kullanılıyor çoğu şey ama hı hı. gene de bir sürü şey çıkıyor. Yani hem çevreye zarar hem ineğe eziyet. İleride bunu kaldırma amaçlı. Burada o alınan hücre sırasında ne alınıyor yani ne kadar büyük bir par hani parça alınıyor? O da önemli tabii ki. Ee, yani o, hiz, hani... o parça çok küçük zaten. Bir kere hmm. alırsan o kültürü aldıktan sonra ondan ürete, ürete. sonra ürete evet. ürete gidersin hani bir maya gibi yani kendisi de maya olabilir sonuçta o hücrenin <laughs> ee, ama ben geçenlerde bunun üzerine bayağı ayrıntılı bir yazı vardı hani şu anda hangi gündemdeydi hatırlamıyorum ama bu işin hani öyle söylendiği kadar kolay olmayacağı önünde bayağı büyük engeller olduğu falan. Ee, ben hatırlıyorum ee, onu. Eee bayağı uzun bir yazı bu. Bir adam yazmıştı ve biz konuştuk bunu yayında konuştuk hatırlıyorum. Evet. Niye şey olmayacağını ya da siz konuştunuz artık karıştı. Dinlediğim için evet. lafta. Yani ama şey hani dediğini hatırlıyorum. Neden hani ekonomik olarak o kadar da anlatıldığı gibi toz pembe olmadığını falan anlatıyordu değil mi o, o araç şey yazı? Evet yazık. yani önünde hala engeller var. Şu anda üretilenler var ama hala küçük çaplı, çok maliyeti yüksek. Kimse hani hem de yüksek para verip de hani laboratuvar eti diye tercih etmez kolay kolay. Hmm. Ee, et olmayan et, alternatifleri de var. Hani o işte böyle ne bileyim sebze burger vesaire falan gibi et tadı ver veriyorsan ama et değil aslında falan. Ona da ayrıca uğraşanlar var. O başka konu. Hı hı. E, ama hani bu e, her şey başarılsa bile sonuçta insanların alışması bir miktar zaman alacaktır. E, evet. Ben eninde sonunda alışılacağını düşünüyorum. E, hem maliyete de ucuz olursa e, insanların sorun etmeden yiyeceğini düşünüyorum. Hı hı. En kötü bir nesil yani... geçer yani bir nesil sonra sıradan evet. hale gelir o. Ben de öyle düşünüyorum ve hani baktığımızda hayvancılığın birden fazla hani hayvanı öldürmenin ötesinde o en birinciyi onu koyalım ama e, kerosel ısınma etkisi, e, toprağa işte bitkilere etkisi, meralar vesaire onları düşünelim artı zeno e, virüsler. Yani koronavirüs de hayvanlarla insanların çok içli dışlı olması ya da evet. çok fazla sayıda hayvanın kısa yani küçük alanlarda bir arada olmasının ortaya çıktı. Bu evet. bu son virüs olacak demedi kimse. Yani daha hani bu bitmedi. Dolayısıyla bu da çok önemli. Hani i̇şte koşu grebi vesaire asalması. falan oradaki. Tabii. Onların hepsi hayvanları, endüstriyel hayvancılığın evet. çok fazla olması. Mersi de öyle, ilk sarsı da öyle. Yani bu çok önemli bir durum. Artı tabii ki ileride ucuzlayacak olması. Bir de şey gibi ya hani dediğin ürünler burada çok var. Hamdi abi Türkiye'de de var geldiğimde. Hani şey yani bayağı etli tadını alıyorsun. Şimdi bazen de psikolojik olarak... Arkadaşla onu tartışıyorduk. Bir, <laughs> bir psikolog ve e, o da vejetaryen olan bir arkadaşım daha var. Onu konuşuyorduk. Şey yani insan o dokuyu istiyor. Çok ilginç bir şekilde. Hani evrimsel mi olur bilmiyorum. Ama içinde gerçekten et olmasını aramıyorsun. İşte sebze burger veya bir şeyi dokusu ona benziyor diye. Onu yiyince sanki doymuş gibi hissediyorsun psikolojik olarak. Evet. Hani Sadece salata yediğinde o bana en azından bana şey gelmiyor yani doyurmuyor Kesin yani diyorsun. içinde ne bileyim atıyorum falafel falan diyorlar ondan koydun mu o bir doku olarak ete benziyor ya daha bir şey oluyor yani. Daha şey demişlerdi sadece hani kas hücresi olmaz diye o vesaire. Zaten lazım. ikisini bir yapıyorlar. Adamlar uğraşıyorlar o dokuyu evet. tutturmak için şu anda hani bütün gıda mühendisleri bunun argesinin peşinde şu anda. Hı hı. Onu en iyi hale getiren Gerçek et haline getirmeye çalışıyorlar. Tabii ki hani normalde yemeyeceğin işte sevmediğimiz o sinirleri vesairesi falan onları olmayacak hale getirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Sonuçta hı hı. olduğu zaman da böyle çok güzel lokum gibi et olacak aslında bir yandan olduğu zaman da. Evet. Evet. Aynen öyle ve ee, şey olabilir mesela bunlar üretilirken zenginleştirilebilir. Birçok vejetaryen üründe şeyi görürüz işte b 12 At, atıyorlar içine. Demir ekliyorlar bazen. Bazen protein Tabii. ekliyorlar. Ba şeyden yani normal etten daha bile yararlı oluyor. Bu arada Kurs Gezakt'ın bir videosu var. Tavsiye edelim. Ee, orada şey var altyazıları onların Türkçe olduğu için de birazdan o, birazcık da onun için tavsiye ediyorum. Ee, şey var ee, yeme ve kanser ilişkisi. Yani hangi yemekler kanser Bu çok tartışılıyor ya işte Karatay vesaire bilmem ne. Orada e, özetlediklerinde birkaç yıl önceki bir araştırma e, şey bulunuyor yani sadece bizim bilimsel olarak e, kanıtlanmış e, yaptığını bildiğimiz tek ürün işlenmiş kırmızı et. O da işlenmiş etler yani işte salam, sosis, sucuk gibi bir işlemden geçmiş kırmızı etler. O anlamda ama onun haricinde işlenmemiş kırmızı et de zaten kalp damar hastalıkları için hiç iyi bir şey değil. O yüzden de yani çok da başka artıları da olabilir şey olması. Ben mesela Benim merak ettiğim bu et'teki işte yağ oranı bilmem ne aynı şeyi yapacak mı insanlardan? Aynı etkiyi kardiyovaskül etkileri yapacak muhtemelen mı? Muhtemelen yapar ya. Yani, muhtemelen yapar. Evet yağdan çünkü çok büyük ihtimalle ama e, ilginç bir durum bakalım. Çok ilginç şey Görecek de yapacak. yani önümüzdeki bir... yıllarda bekleyip göreceğiz yani. Hı -hı. Bu sürücüsüz arabalarla ilgili de biz hatırlıyorum böyle bir araştırma konuşmuştuk yine İnsanların yaklaşımı nedir gibi. Onları yavaş yavaş öğreniyorlar işte bu araştırmalardan e, şey Yeni olan her şeye insanlar alışmadıkları için bir tepki duyacaklardır. E, ama hı hı. sonra sıradan olacaktır. O kadar hayatımıza girecek ki eskisi unutulacak. Hatta yani belki 100 yıl sonra ya atalarımız harbiden hayvanı kesiyorlarmış diye böyle şaşıracaklar yani hani bizde de geçmişe dönüp bazı mesela kölelik falan çok garip geliyor bizde nasıl olabilir falan diye. Hı hı. Ee, onlar da öyle diyecekler ya nasıl olabilir ya ineği nasıl kesiyormuş işte tavuğu nasıl kesiyormuş diye inanamayacak gelecek nesiller bize barbarmış ya bunlar falan <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> i̇şte şu anda normal abi. karşılıyoruz. Hı hı. Murat abi Star Trek'te demiş işte hani atomlardan üreten makine vardı. İnsan dış kısımını parçalayıp aynı atomlardan gidip işte elma üretiyor falan yiyorlar diyor. Ve evet, yani orada şey bölümleri var. Doğa da aynısını yapıyor zaten aslında. Aynen öyle. Uz öyle düşünürsen doğru doğru. Ve şey de ilginç yani hani e, orada onun bazı bölümlerinde ben şey izliyordum. Next, Next Generation mı? Star Trek Next Generation yanlış hatırlamıyorsam. Orada böyle şey bölümleri var işte. 21. yüzyıldaki insanlar ne kadar şöyle şöyleymiş böyle böyleymiş falan. Onları konuşuyorlar dizinin tabii içinde. Tabii Çok ilginç e, öyle bakmak. Şey soranlar var. Biri mesela hayvancılığa ne olur demişler. Ya biter bizim bu anlamda bildiğimiz hayvancılık biter. yani Daha Hı -hı. böyle belki niş yani illa kesip yiyeceğim diyen bir grup olursa ve yasaklanmadıysa bu bazı ülkelerde falan belki atıyorum. Hı hı. Ee, belki ileride o da yasaklanacak. Nasıl mesela hani kölelik şu anda çoğu yerde yasak ama hala yok mu var belli yerlerde. E, ticareti hı hı. falan bile yapılıyor yani. Ee, hı hı. onun gibi o noktaya gelir. Yani hayvancılık belki tamamen anlamsızlaşır. Böyle bir teknoloji yeterince yaygınlaşırsa ve e, normal hı hı. hale gelirse. Evet, ama o zamana evet. kadar böyle yavaş 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 bir geçiş olur. Gitgide azalır. Ee, bu hayvancılık yapan firmalar büyük oranda bunlara döner ya da belki sektörden çıkarlar tamamen bilmiyorum. Hı hı. Yani e, sektörlerin değişimini de hani böyle ay bu sektör çökecek gibi de bakmamak lazım. E, geçmişte çok var hani örnekleri. E, evrimleşiyor o sektörlerde. Başka şeylere tabii, dönüşüyorlar tabii canım, aslında tabii. baktığımız zaman. Değişiyorlar. Buradan son habere geçelim. <laughs> Murat demiş ki kölelik garip <laughs> gelmiyor bana demiş. <laughs> Haydi şu an şu an ücret yani, evet yani şu anda da aslında Ücretli kölelik ama o bir biraz isteğe bağlı yani eski tip kölelik dediğin zaman hı hı. sana sana seçme şansı vermiyorlar yani oraya e, evet. adam özgürlüğünü falan kısıtlıyor yani o anlamda garip geliyor yani e, hani bir ara konuşuyorduk geçenlerde işte bugünün değer yargılarıyla geçmişi yargılamamak diye hı. hatta seninle konuşuyorduk hı. Galiba, James Webb konusunda evet James evet. Webb konusuydu evet yani e, öyle yapmamak lazım hani içinde bulunduğun şartlar çok değiştiriyor her şeyi hı hı. yani tabii ki e kurduğu şeyi anladım. Hani metaforu anladım ama tabii ki aynı şey değil. Buradan son habere geçelim. E, bu haberin başlığını ben anlamadım Hamdi abi ama sana soracağım. E, çocuklar, e, böyle yürüme evresine gelmiş e, bebekler diyelim hatta, e, insanların, e, insanlarla böyle o özel bir bağ paylaşıp paylaşmadıklarını anlayabiliyorlarmış ama iğrenç bir yolla anlıyorlarmış. Öyle <laughs> salya, değil mi? Salya paylaşımının ee, sadece Hı -hı. sana yakın olan insanlarla yapılabildiğini anlıyorlar. Mesela gidip de Hı -hı. E, tanımadığın birinin dondurmasını yalamazsın değil mi? Ama mesela ne bileyim atıyorum annen verse ya da sevgilin verse e, Hı -hı. aynı dondurmayı yersin. Salya paylaşımı sadece e -hı. çekirdek aile içerisinde olan bir şey. Bunu Hı -hı. önce çocuklar üzerinde denemişler. 5-7 yaş arası çocuklar da bir Hı -hı. video izletiyorlar bunlara ve e, çocuklara şeyi soruyorlar hani Hangisi bunun ailesidir diye. Onlar konuşabilen çocuklar olduğu için hemen tespit ediyorlar bu Hı. işte. Kuklalarla ya, falan. Kuklalarla Hı. falan. Hem Çocuklar hemen diyor evet şu diyor annesi diye söyleyebiliyor. Çünkü o videoda işte ne bileyim onun kaşığından yediğini falan gösteriyor falan. Bunu Hı. daha küçük bebeklerde hani böyle konuşma evresinden önce daha kendini ifade edemeyen bebeklerde de bu algı var mı diye çok ilginç Hı. deneyler yapıyorlar. Bir tane şey kukla ee, böyle sevimli mavi bir kukla. Hani şey değil. Bir canlı değil. O hı hı. kuklaya bir tane iki tane kadın var. Bir tanesi e, kendi işte şeyi yiyor. E, ne denir? E, portakalı yiyip sonra hı hı. kuklaya yediriyor. Sonra gene tekrar kendi yiyor. yani Orada bir salya değişimi var. Hı hı. Bir başkası da oyuncak oynuyor onunla. Aslında ikisinde de bir paylaşım var. E, hı hı. Oyuncağını veriyor ona. İşte oyuncak oluyor. top atıp tutuyorlar falan. -hı. hı. Sonrasında çocuklar konuşamadığı için hani hangisi annesidir diye soramadıkları için şöyle bir yöntem izliyorlar. Hı hı. Kuklanın ağladığını gösteriyorlar. Yanında da iki tane kadın var. İkisi de duruyor. Hı hı. Çocuklar ağlayan kuklayı gördüğü zaman hangisi ona bakım yapacak? Hangisi caregiver dedikleri? Yani hangisi hı hı. onun intiharına koşacak? Hı hı. Çocuklar ona bakıyorlarmış. Ona daha uzun süre bakıyorlarmış. Buradan hangisinin annesinin olduğunu düşündüklerini anlıyorlar. He. Çok ilginç bir yöntem bile. Çocuk Bunun, araştırmaları hep böyle ama Hamdi abi. Yani, tabii yani ifade zekice... edemiyor kendileri. E, buluyorlar e, ölçmenin yollarını. E, bu, bu maymunlarda falan da kullanılıyormuş bu arada hani e, onlarda da hani hemen e, ağlayan bir çocuk gördüğün zaman kim koşar annesi koşar veya işte bir, Hı -hı. onun ilk bakım vereni kimse o koşar yanına. Bebeklerde Hı -hı. o algı var. Dolayısıyla o e, şeyi yani portakalı yiyip ona yedirenin annesi olduğunu düşünüyorlar. Sonra bu Hı -hı. etki gerçekten hani böyle kadınlarla mı alakalı kadınların yerlerini falan değiştiriyorlar. O Hı -hı. başka çocuklarla gene işte şeyleri Hı -hı. falan deniyorlar. E, en son Belki o kadının acaba... tipi şey geldi ona evet, sıcak belki geldi yani Evet belki onların hepsini deniyorlar. Irkları vesaire falan da deniyorlar. Farklı ırklarda insanları falan da deniyorlar. Şey olmasın hani araştırmayı etkilemesin diye. En son Hı. şeyi deniyorlar. Hani acaba beslenmeyle mi alakalı diye. Ee, mesela ağzına almadığı başka besinleri de deniyor. Mesela bisküviyi kırıp verdiğin zaman o etkiyi oluşturmuyor. Hı. Mutlaka saygı paylaşımı olacak yani işin içinde. Hı. Hı. Şeyi deniyorlar aslında yani o çok ilginç. Kadınlardan biri elini ağzına götürüyor, yalıyor şöyle bir çevirme hareketi yapıp bebeğe Hı -hı. götürüyor, bebeğin ağzını yalatıyor. Bir başka kadın aynısını alnına dokunup yapıyor, sonra bebeğin Hı -hı. alnına dokunup yapıyor. Yani işin içinde salya olmadan da oluyor mu diye. Gene Hı -hı. ağzına götürene bebekler bakıyorlar önce. Yani Hı -hı. burada şey diyorlar, çok küçük yaştaki çocuklarda bile şey Hı -hı. algısı var, bu salya paylaşımı... Sana çok yakın, hani Sana en yakınlarda olabilecek bir şey. Hı -hı. Ee, çok Hı -hı. küçük yaştan bile bu beynimize kazınmış e, bildiğimiz bir şey diyorlar. E, bir, çok ilginç Bu bağlanma açısından çok önemli. Bağlanma teorisi açısından, çocuk gelişimi açısından çok önemli bir bulgu aslında. Ve çok da güzel araştırmışlar dediğim gibi. Ve şeyleri de denemişler. Yani e, demin sorduğum soru aslında bununla bun, çok güzel bir örnek oldu. Beklediğim ee, cevaplar böyle cevaplar yani şunu diyebilir de, diyebilirdiniz biz demeseydin sen bu kadını değiştirme olayını demeseydin chatte biri diyebilirdi ki evet ama ya kadını beğendi diye yani o kadın sıcak geldi ötekine göre iki tane aynı anda ikisi koyamayacağına göre oraya bunu düşünmüş adamlar ve bunu e, 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 nasıl diyeyim counterbalance diyoruz işte. değiştirmişler onu hı hı. E, ve mesela şeyi merak ettim o var mı Hamdi abi erkeklerle denemişler mi? Yok erkeklerle denemiş yani belki denemişlerdir haberde bahsetmiyordur. Hem bu şeyden annelikle vesaireyle denemişler. Çünkü ana ana yani şey olan temel bakım veren genelde kadınlar oluyor çünkü çocuklarda evet. şey olarak araştırmalar için söylüyorum. Şimdi şey aklıma geldi. bizde de bir derste gördüğümüz hatırlıyorum. yeni doğan bebeklerde bile. Bunların yapılabiliyor çünkü onlarda da şeye bakıyorlar. Nereye baktığı dediğin gibi hareket hmm. edemiyor, konuşamıyor, parmağıyla gösteremiyor mu gözlerini takip edebiliyorlar. Genelde işte annesinin kucağına oturtup ekranda bir şeyler gösteriyorlar. Orada şey hatırlıyorum. Yeni olan uyarana her zaman daha uzun bakıyor bebekler. Hmm. Yani ona bir şey gösteriyorsun çekiyorsun. Sonra bir şey yine geldiğinde onu tanıdık ya onu o kadar bakmıyor mesela. Ee, ama aynı anda o eskiyle yeni birini getirdiği zaman ne olursa olsun her zaman o yeniye daha uzun bakıyor. Onu kullanaraktan hani onun için yeni olup olmaması olayını kullanaraktan hafızalarını ölçebiliyorlar. Mesela şeyi hatırlıyorum ben bir araştırmada bebeklerin hafızaları ne kadar yani ne kadar uzun bir e, ...hatırlama süreleri var. Hani diyoruz ya... ...balık hafızası 3 saniye falan. Hani bebeklerin... ...yeni doğanların ne kadar? 20 hafta... ...gibi bir rakam kalmış hakkında. Onu da şöyle e, yapıyorlar. O tepede dönen oyuncaklar var ya... ...işte Hı. müzik çalan... ...işte dönen şeyler. Onları... ...çalıştırmak için bir ayakla basması... ...gereken bir şey var. Onu öğretiyorlar... ...ona. Daha sonra bir daha hiç kullanmıyor... 20 gün sonra bir daha getirdiklerinde nereye basacağını biliyor bebek mesela hı. o şeyi çaldırmak için gibi araştırmalar var. Çocuk gelişimi araştırmaları gerçekten çok ilginç. Ee, hoşuma gidiyor. Evet ya şey bu bu haberde de ekstra hani bu salya değişimi olayının hani bu kadar ya yani nasıl temel bir şey yani hani hı hı. ta bebeklikten beyne kazınmış bir şey. Hakikaten de öyledir ama düşündüğün zaman hı hı. E, yabancı birine şey yapmazsın yani. Ya ya evet. işte büyüdüğün zaman da aynı şey yani romantik bir partner olması lazım işin içerisinde hı hı. Hı hı. Ee, yakının olması lazım yani. Hı hı. Yani e, şey de çok ilginç mesela e, Recep Yaslandı demiş hani cevizi falan püre yapıp veriyor mu benim aklıma sen ilk dediğinde şey geldi böyle, böyle bir mama yedireceği zaman resimde de mama var ya hı hı. şeyde hani mama yedireceği zaman sıcak mı diye bir, bir ağzına götürür ya da tadına bakar anneler sonra aynı kaşıkla verir ya çocuğa mesela. Hmm. O da aynı mantık yani. Orada da okey hani çocuk için e, bu durum. E, şey demiyor yani bana git başka kaşıkla ver deyip ağlamıyor yani. Ben senin içtiğin bardaktan içmem evet. demiyor yani çocuk. Bir, şey bir yaştan mi? sonra demeye başlıyorlar. Evet. evet. <laughs> şey de i̇lginç. çok ilginç mesela 6 aylıktan itibaren yanlış hatırlamıyorsam sosyal referanslama diye bir şey var. O da şöyle mesela çocuk elini tutuyor annesinin ya da işte ana bakım vereni kimse illa anne demeyelim çünkü bazen e, babayla büyüyor mesela ve baba onun şeyi Temel bakım veren kişisi. Kimse o kişi. Şöyle bir durum var. Bir yabancı ile karşılaştığında Hamdi abi o çocuklar direkt şeyin yüzüne bakar. Bakım verenin annesinin babasının yüzüne bakar. Yüzünde nasıl bir ifade var? Gülüyor mu? Düşmanca mı? Nasıl yaklaşıyor o kişi? Eğer o kişiye anne gülüyorsa şey der tamam bu güvenli burada korkacak bir şey yok gibi algılama evresi var mesela çocuklarda bir dönem. Böyle bir durum da var. Senin dediğinden o geldi aklıma. Hani şey dedin ya nasıl anlıyorlar Salya ne kadar önemli diye. Böyle evet. durumlar da var. Büyüyünce de devam ediyor yani bu aslında farklı şekillerde. Evet. Bu da böyle ilginç bir haberdi. Bugün bitirmiş olduk böylece haberleri. <laughs> İstersen hemen kulis bölümüne geçelim. Sorulara Tamamdır. falan bakalım. Köle, kölelik konusu bayağı uzamış Murat. Uzatmış <laughs> Murat abi yayına Girelim. Tartışalım. <laughs> evet. Hemen veriyorum. Sponsor videosu. Şimdi şey diyor Murat kölelik artık hani seni ikna yöntemiyle gene köle yapıyorlar ama işte bak ikna ediyorlar seni zorlamıyorlar. Yani işini bırakabilir misin? Bırakırsın yani Başka iş, bulursun gidersin. Başka Hı. iş bulsun ya da işte ben doğada yaşayacağım dersin gidersin Hı. işte ağaç kabuğu kemirirsin yani seni zorlamıyor öteki tarafta öyle gidemiyorsun işte adam seni öldürüyor gitmeye kalktığın Hı. zaman dolayısıyla hani arada fark var çalışmak yani. zorundayız gibi diyebilir ama eskiden de hani çalışmanın olmadığı ev zamanda da gene yemek bulmak zorundaydı yani yatıp da tabii, böyle tabii evde işte, yatıp aynen. da hani bağrada yatıp değildi yine bir çaba sarf etmesi gerekiyordu insanların hayatta kalmak için ee, burada şey ilginç işte ikinci ödül mü deniyordu paraya ya yani para gibi bir şey ödülün kendisi değil ama ödülü alabileceğin madde ya e, aradaki değişim birimi ya para o çok ilginç bir şey yani onu mesela ne bileyim e, hediye olarak sana kredi verdiklerinde de e, ya da e, böyle oluyor ya puan sistemi puan kazanıyorsun işte indirim kuponu kazanıyorsun. Onlar da ikinci ödüller aslında e, onlar değişik baktığın zaman buradaki ödül sana direkt yemeğini vermiyor ama yemeği de alabileceğin ya da yemek yerine ne bileyim gidip de e, içki de alabileceğin ya da ne bileyim bilgisayar da alabileceğin bir e, ikinci ödül veriyor sana aslında. Evet. Bebeği küçümsemeyelim ileride biz oluyoruz ama işte ileride oluyorsun arada fark. Yok. <laughs> aslında dediği ama şey doğru küçümsememek yok. lazım yani hani Cumhuriyetten önce öyle herkes kul. Ya aslında şöyle. Cumhuriyet diye düşünme. Dünya çapında 1950'lerden önce insan hayatının bir değeri yok. Biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık olarak hani biz derken Hı -hı. insanlıktan bahsediyorum. Ondan sonra kurumların vesaire hatta biz Geçenlerde bir bölümde konuşmuştuk. En önemli insanlığın gelişimlerinden birinin kurumlar olduğunu söylüyordu adam. Hı hı. Ondan sonra bu tarz kurumların işte böyle insanların hakları vardır. Eskiden öyle bir şey yok yani insan hakkı vesaire falan bunlar biz içine doğduğumuz için her zaman vardı hı hı. hep böyleydi falan zannediyoruz. Değil yani. İnsanların çok büyük bir kısmı e, bu haklar vesaireler falan yokken geç yaşanmış geçmiş. Hı hı. Biz hakikaten çok şanslı bir evrede doğduk. Gitgide işte savaşlar vesaireler falan filan da azalıyor. Her ne kadar hani ee, bizim gözümüze daha çok batıyor da olsa sosyal medyadan ama baktığın zaman ölüm oranları işte açlıkta bilmem ne falan insanlık gitgide en iyi seviyesine ulaşıyor. Şu Hı -hı. an için hani son 50 yıldır falan öyle ee, tedaviler bilmem ne. Bütün dünyayı kıran işte virüs çıkıyor. 2 senede aşısını maşısını buluyorsun ve bayağı yaygın aşılayabiliyorsun. Çok hızlı Hı -hı. tepki verir hale geldi yani teknolojiyle evet. birlikte. Bir de şey ama mesela o dünya o virüsün dünyayı kırıp geçmesinin sebebi de oluşturduğumuz ee, çok gelişmiş e, ulaşım altyapısı bir de. Bir de öyle bir durum var aslında yani. Hani e, Ay, tabii, tabii. bir hani yani hem hem sebep hem sonuç ulaşım, ama iletişim. ulaşım iletişim. ulaşım yani. iletişim. Yani hem sebep hem sonuç aslında bir anlamda. Ee, şey diyebiliriz ya. Hani totalde çok iyi değil tabii ki. Hep iyi var, hep kötü var ama iyi kısımlarımızın geliştiğini, kötülerin de yavaş yavaş geliyor ama iyi kısımların e, geliştiğini söyleyebiliriz. Önemli olan dediğim bir kavramlar amdab abi. Yani şey e, onu bıraksınlar en basitinden hani biz çocukken e, ki zamandaki kendi çocukluklarını düşünsünler orada bir ırkçı söylem bir cinsiyetçi söylem ne bileyim bir homofobik söylem bunlar yapılabiliyor muydu ya da yapılabiliyor mu derken bunlara bir sorun gözüyle bakılıyor muydu Şimdi ki geldiğimiz yerlere hani baktıkları zaman ya da şey insan hakları diyorsun ya hani e, biz içine doğduk. Ama ondan önce öyle bir şey yani dediği gibi padişahın kulusun, malısın diyor yani hani dediğin gibi. O zaman da ama şöyle o zaman da yadırganma anlamında yok o günün doğrusu o dediğin gibi. Hani baktığın Tabii, zaman o zamanda yaşayan zaten birine. Zaten hani dünyanın hani, genel kültürü o şekilde yani, hı. yani sen ondan tamamen ayrı bir yerde yaşamıyorsun. Genel kültür o şekilde ilerleyebilir. Ekonomi falan da bu şekilde ilerleyebildiği için. Yani mesela köleliğin emin ol ekonomik şartları ortadan kalkmasaydı kölelik hala devam ederdi. Hani orada işin içinde şey yok aslında hani biz böyle insancılılaştık vesaire falan diyoruz da ekonomi ona izin verdi çünkü işte makineler bilmem neler endüstri devrimi falan çıktı teknoloji gelişti de öyle kalktı hı hı. eğer olmasaydı emin ol hala devam ediyor olurdu ve buna çok güzel kılıf buluyor olurduk biz yani. Ya bundan ileride bir işte ne bileyim e, tahmin etmeyeyim net bir zaman vermem ama ileride şöyle de dönüp bakabiliriz ya insanlar işte e, doktorlar işte nöbetsiz bilmem ne çalışıyormuş böyle bir ben şey canım. olur mu 8 saat işte bir masaya oturtuyorlarmış nasıl bir hayat hani biz şimdi şeye konuşuyoruz ya e, İngiltere'de sanayi devrimi olmuş fabrikada şey, haftada 5 gün çalışılıyormuş saat. falan ha, şey he, işte 18 saat ölüyormuş bitiyormuş insanlar fabrikada e, kömüre maruz kalıp ha, akciğer kanseri şey, oluyormuş diyoruz dünyanın Şimdi... bazı yerlerinde var ama mesela bak çocuk <laughs> işçi bizim Türkiye'de evet. falan yasak Batı ülkelerinde falan yasak 15 Çin'de yaş ama. altını hani Hı -hı. Çin'de falan ayrı hadi oralar da düzelecek ama git 200 yıl geriye Gör çocuk Hı -hı. işçiyi İngiltere'nin göbeğinde <laughs> evet evet ee, evet şeyleri okuyun işte o parmakları öyle. küçük diye o işte bazı şeyleri onlara yaptırıyorlar parmak hayır maden de yapıyor. ya kömür kazdırıyorlar adamlarını ö ölüme gönderiyorsun yani o Hı -hı. beni çok etkilemişti ya o neydi Emil Zola'nın Cerminal diye bir kitabı var. Hı -hı. Ee, orada yaşananlar hani insanların neler çektiği falan göçüğün altında falan kalıyorlar. Yani Avrupa'nın şeysi e, e, endüstrileşmesi de öyle yani hakikaten. Hiçbir Çocuk şey bedava işte gelmiyor şey yani. yani. O, o süreçlerden ne yazık evet. ki yani ister ki bir ülke buradan geçmiş, bu haklar kazanılmış, ötekine de olsun değil. Onlar hep böyle e, mücadeleyle ya da ne bileyim zorlanmayla diyeyim ya da zorluklarla e, geçiliyor. Geçen gün e, bir arkadaşımla işte konuşuyorduk. İşte Türkiye'de mesela psikoloji anlamında Türk Psikologlar Derneği var ama resmi kabul edilen kurum değil ya, yani bir oda değil mesela. Buradaki e, şeyde şimdi ben burada e, bireysel olarak çalışmak adına şirket açtım. E, buradaki yabancılara terapi vermek için ya da Türkçe konuşanlara. Ondan sonra e, onu konuşuyor. Mesela orada onlardan alman gereken şeyler var. Onu konuşuyorduk ve dedi ki dedik ki yani adamlar burada kabul ediliyor. Yasaları okey. Tamam oturmuş. Bir baktık geçmişine işte atıyorum 2000'lerde uğraşmışlar mücadelesini vermişler işte ne bileyim protesto etmişler psikologlar onlar gitmiş yasaya eklemiş falan aynı şeyi şimdi biz yaşıyoruz aslında evet. bu her millette aslında farklı ülkede diyeyim farklı yollardan geçilerek aynı yerlere geliniyor kazanman evet, gerekiyor de. onu dediğin gibi şey bu arada bak mesela vatandaşlık falan vatandaş olmazsan Olmam bizde sonra falan demişti. De, vatandaşlık Hı. mantığı bile son 150-200 yıl önceden sonra öncesinde yok. Yok. Hatta evet. bunun bazı şeyleri var mesela. Şimdi mesela çık ben gelip Hollanda'da oturacağım diyemem. Devlet beni gönderir, pasaport, pasaport sistemi gibi şeyler Belki ileride o da kalmayacak es, yani. Eskiden öyle değildi. Onu anlatacaktım Hı. ben. Hı. yani 1900'lerden önce sen çık İstanbul'dan git Hollanda'ya. Kimse sana niye geldin, sen kimsin? Hani değerler o yerel yerel halklar ama devlet anlamında kurumsal bir yasaklama, engelleme, atılma diye bir şey olmaz. gider yerleşirsin, orada yaşarsın. İki bir yılnesin sonra da kimse herkes seni normal oranın vatandaşı zanneder. Hani insanı hmm. zanneder, toplumu kabul seni kabul benimserse. <laughs> Ama şimdi öyle değil. Şimdi iznini almak zorundasın vesairelerden yani devletler kapalı, daha bir böyle kontroller, şey. yani onun hmm. artıları da var, eksileri de var işte böyle hani sana getirdiği şeyler. Tabii. Ee, gelecek kişi çünkü dediğin gibi müferit geliyor yani oraya. Hani e, şey anlamda. Kimin hikayesi vardı ya? Ee, Suna yakın anlattığı... Şimdi unuttum adını ama bizim bildiğimiz şeyin dedesi galiba. Yanlış hatırlamıyorum Nazım Hikmet'in dedesi mi büyük dedesi mi? İşte Osmanlı zamanında bir şeye kaçıyor yani gelen bir denizci gemisine giriyor gizlice. Atıyorum Almanya'ya şimdi yerini unuttum Almanya'ya gidiyor yani okey kimse şey demiyor yani sen kimsin çocuk işte vize bilmem ne dediğin gibi çok haklısın o konuda. İleride de bakalım nasıl olacak ya yani belki de ileride de şey diyecekler evvelden niye sınırlar varmış işte tüm dünya tek bir Ülke falan hani. Tabii tabii. Gibi yani bir şeye dönüşecek. Işte şey. O kültürle alakalı bir şey. Zaman içerisinde işte bu kültürü de etkileyen çeşitli şeyler var. İşte bazen düşünce akımları oluyor. Bazen teknolojik değişiklikler oluyor. Bazen dünyadaki işte iklim iklim şimdi bir yerde yanar daha patlasa ve işte atmosferde ise bambaşka bir şey olacak yani. Ve işte bu Covid bile bak ne kadar etkiledi bizim kültürümüzü son iki sene içerisinde. Evet. Basit bir hastalık aslında. Hani basit dedim binlerce, milyonlarca insan öldü. <laughs> Küçümsemek anlamında değil de. Yani çok daha büyük felaketler yaşanabilirdi. Bu bile hı hı. bizim kültürümüzü etkiledi. Yani nasıl açık havada nasıl davranıyoruz işte. Toplantılar, iş nasıl yapılıyor. İnsanlar işte uzaktan çalışma diye bir şey hayatımıza girdi bir anda. Hı hı. Ee, şey konuşuluyor. Haftada 5 saat değil de 4 saate indirelim haftanın çalışma gün. günlerinin. 3 gün tatil olsun. Bu daha verimli diyen şirketler çıkmaya başladı. Hani henüz bizim buralara gelmedi ama hı. E, yavaş yavaş hani emek yoğunluktan çıkıp bilgisayarlara falan bir şeyleri aktardıkça, bilgi yoğun işlere girdikçe, kafa işine girdikçe belki bunlara doğru evrimleşecek e, evet. Gidişat. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Yani o, o işte o sekiz saat mesaidir ne bileyim işte kah kahvaltı bile Türkiye'de hani ve böyle belli değişimlerle endüstri devrimiyle vesaire gelmiş gibi ben şeyi yanlış söylemişim bu arada e demin anlattığım hikayeyi ama onu o kişi değil düşünmesinler hamdi abin dediği gibi giden bir kişi gibi düşünebilirler ama düzelteyim onu bakalım çete. E Belki uzaylılar gelecek her şeyi değişecek demiş 3A. Evet. Bir o kaldı zaten. <gülüyor> <gülüyor> o başımıza gelmeyen bir o kaldı. Sonuçta hani şey bize bakmıyor. Hani biz eskiden daha savunmasızdık. Şimdi biraz daha en azından e, kurumlarla vesairelerle toplumsal yapıyla işte iletişimin artmasıyla falan biraz daha şey altındayız. Güven altındayız. Ama bu yapı da her an değişebilir. Şey olmak evet. zorunda değil onu söylüyor işte bu Hariri'nin falan Homo sapiens vesaire falan. onun ben röportajlarını falan da izlediğimde biz hani böyle demokrasi hep işte olması gereken vesaire falan gibi düşünüyoruz da e, belki önümüzdeki yüzyıl öyle olmayacak bu teknolojinin gelişmesiyle işte yapay zekaydı bilmem neydi Çin işte böyle daha belki baskıcı rejimler eskileri insanları kontrol edemiyorlardı. Şimdi hem de insanları kontrol edebilir hale gelecekler. Çünkü teknoloji onu sağlayabilir hale gelecek. ile puan veriyor ya. Yani belki bu, onlar bu öne çıkacak. Distopya'ydı. Bu söylenen olay distopyaydı. Sessiz sedasız yapıldı ve çalışıyor. Yıllardır ve çalışıyor yani. ve belki ve de avantaj sağlayacaksın. Sorun orada. Hmm. Şimdi belki işte biz öteki tarafta demokrasi yani böyle çok sessizlik vesaire falan diyorsun. Belki hmm. öteki taraf e, teknolojisiyle bilmem nesiyle yaptım oldusuyla. çünkü Hür beyinler değil yapay zeka belki araştırıp çıkaracak bir şeyler ortaya. Hı hı. E, ve devir değişecek. Her şey bambaşka türlü yere gidecek. Hiç bizim hayal edemediğimiz bir noktaya gidecek. Yani. Evet. İşler. Bilemeyiz yani bunu şu anda. Hani biz öyle olmayacağını varsayıyoruz ve hani öyle olmasını diliyoruz içinde yaşadığımız hı hı. hani toplum olarak. Ama hı hı. belki de bambaşka bir yere gidecek. Umarım öyle olmaz inşallah. Yani İnşallah olmaz. Evet, evet, evet. Ee, şey de aklıma getirdi 1920'lerde falan işte yarışma açılıp Çizimler hani 2000'ler nasıl olur diye. Fütüristik çizimler. E hatırlıyorum ben çocukluğumda bir akrabamızın evinde böyle e, ansiklopedi diyeyim ama çizimli bir şeydi. Çok hoşuma gitmişti onun çizimleri. İşte 2000'lerde hayat gibi. Böyle jetgiller gibi çizmişler hem de abi. işte 2010'larda hayat mı? 2020'ler miydi? Tabii benim çocukluğum da o kadar geriye gitmene gerek 1990... yok 1990 yani. 1998 falan bu dediğim tamam mı ya da 2000 falandır çok eski değil bu söylediğim ama onların tabi yani şey yaptığı Futurist'in çizdiği de 2030'lar falandı ve şöyle yani hani diyor ki işte jetkiller gibi masalar falan her şey yuvarlak böyle oval çiz şekiller mobilyalar tasarımlar cam mekan bir yerde yaşıyorsun ve çok önemli bir şey masada bir tane telefon var ama normal telefon yani şeyli aizeli falan ama şeyli kameralı Küçük ekranı var önünde kamera var mesela. Hmm. Bunu hatırlıyorum. İşte hay hayal, yani. hayal gücü, vizyon o kadar olmuş yani. Evet ben evet gördüm. şimdi geldiğin yere bak yani hani. <laughs> ya ama şey o kadar geriye de gitmene gerek yok. Mesela şeyi düşün şu Back to the Future filminde geleceğe gittiği sahneler. Şu anda evet. geçmişimizde aslında hani o tarihleri geçtik. 2015'e ee, gidiyor tabii. tabii 2015, tari... Ama neler var neler yok baktığın zaman. Oradan lan... falan vardı yani düşünsene evet. yani. Uçan kaykay yok ama parmak iziyle şey var bak. Parmak iziyle kapıyı açıyor orada. Bu var bugün. İşte kendi, ama kendine şöyle bağlayan ayakkabıyı mesela Nike sırf onun için yaptı. O yaptı. Onu yani, saymıyorum. Hadi yapmış şey olarak, olmak çünkü normalde ha. yok yani. Evet. Hepimiz giymiyoruz. Aynen. Ama bak şey çok ilginç bir şey. Orada hatırlarsan taksiye ödemeyi parmak iziyle yapıyordu. Kapıyı parmak iziyle açıyordu tamam mı? Şimdi de aslında öyle dikkat edersen Touch ID parmak evet, izi evet. telefon. Ve orada da şey var kredi kartları var. E, mobil ödeme ya da göz yüz tarama fark etmez. Kapıyı da açan kilitler var. İşte Nest miydi neydi? Onu işte telefondan onaylayıp açabiliyorsun. Ya da işte ne bileyim e, taksiye ödeme yapacaksın. Hakikaten post cihazı olan taksiler var. O diyebiliyorsun. Ya da işte Uber'e zaten baştan ödüyorsun. Çok ilginç. Bazı şeyleri tahmin edip bazılarını etmemeleri. Mesela orada şey vardı hatırlıyorum. Çocuk geliyor televizyona. İşte e, televizyon bana işte 118, 200 Hani Siri'ye gibi. demek gibi. Ha. Yine mi gitti? Az bir kesildi hemen geldim. Elezyon'da tamam. söylüyorsun hani Siri'ye konuşmak gibi diyorsun. Orada. Aynen. Aynen. Ama şey çok ilginç. Adama bir şey geliyor mesela. Fax cihazından çıkıyor. Yani yine kağıt Evet evet. duvardan. Işte, o şey kolay değil. O geleceğe yönü, dön, dönüp <laughs> bir şeyde bulunmak. Kestirimde bulunmak hiç kolay değil. Çok zor çünkü. Bir de hele şimdi iyice zor çünkü çok hızlandı. Yani 10 sene hmm. sonra ben şu olacak demekte zorlanıyorum. Yani ne olacak işte şeyleri söylüyoruz işte bak bu böbrek bilmem ne vesaire. Yani bunlar emekleme aşamasından hmm. artık hayatımıza girmeye başlayacaklar. Onun, onun gidişatını görüyorsun da gündelik hmm. yaşamımız nasıl olacak ne kadar değişecek vesaire falan çok zor evet. bunları söylemek. Evet, evet. orada şey çok ilginçti e, uçan arabalar çıkmış ama eski arabanıza getirin uçma kiti takalım hatırlıyor musun filmde ha, çok evet, güzel evet. bir tahmin yani çok doğru bir tahmin çünkü hani bugün de belki şey olacak dediğin gibi adam değiştirmek istemeyecek arabasını işte e, buna e, kullanma kiti takın işte kendi kendine giden şeyi takın içine diyecek mesela belki. E, çok güzel. Mehmet Taparlı büyük göndermiş. 16.99 değerinde. <laughs> teşekkür ediyoruz kendisine. Sana gelmiş bu tabii ki. Arada E destek veren bir izleyicimiz daha vardı. Ares, Ares 50 lira göndermiş. Heh, evet. Ee, teşekkür da teşekkür ediyoruz Benim de aklımdaydı. Konular girince dağıldı. Evet. Ya bir soru var. Efe Soner'in. sana hatırlıyor musun? Öyle bir haberden bahsediyor. Hangi Almanya'da olarak? ameliyat olmuş geçmiş olsun diye. Haberi diyede. hatırlamıyorum ya yani geçmiş olsun. Evet. o Ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Hareketli Benzerli Titanium yapay disk takıldı buna benzer bir şey konuştunuz diyor. Ben de hatırlayamadım. Ee... Yok hatırlayamadım. Bak, şey sormuşlar şey bu James <laughs> Webb evrenin 13 milyar yıl büyüklüğünde yaşında olduğunu kesin mi yoksa ondan hani daha uzun olabileceğini vesaire falan şey yapar mı o kesin Hı -hı. hani başka ölçümlerle falan 13.7 idi galiba yanlış hatırlamıyorum en son hatta 13.74 kadar şey yapıyorlar onun artısı eksisi var tabi o, o yönden yeni bir şey beklenmiyor yani onu başka araştırmalarla başka yöntemlerle işte bu kozmik background'la ya da bilmem neyle falan pek çok yönden bulduk Hı -hı. daha yaşlı olduğunun çıkacağını düşünmüyorum ben yani ama Hı -hı. gene de küçük bir şey bırakalım başka türlü hani bunların doğrulaması falan gibi şeyler olacak muhtemelen James Webb'in. Oralara evet. kadar hani daha ilk zamandaki yıldızların veya yani işte ilk oluşan galaksilerin falan görüntülerini alabileceğiz gibi görünüyor. Hı hı. Ya şimdi şey çok ilginç. Geçenlerde öyle bir video izledim ve hayran kaldım. Royal Institute var. Ee, bu işte şeyi hani o Nullius Inverba diyoruz ya zannediyorum o aynı şey. Yani e, İngiltere'deki o e, şey Kraliyet Bilim Akademisi falan diyorlar ya Royal Institute. Onun YouTube kanalında böyle birer saatlik şeyler var. Halka yönelik aslında güzel böyle ders videoları var ama ders gibi de değil de böyle birazcık e, daha popüler anlatan, daha basit anlatan e, ama e, bu uzmanlar geliyor. Orada kuantum fiziğini Kuantum mekaniğini anlatan bir adam vardı e, ve orada da şeyi görüyorsun yani aslında bir şeyler biliyoruz ama e, yani bir şey var bir gerçeklik var bir doğada çalışan bir şey var bizim onunla ilgili fikirlerimiz var bunun niye olduğuna dair o fikirleri e, yaşanan şey ger aynı kalıyor ama o fikirler değişip gerçeği daha çok yansıtan daha çok açıklayan hale geliyor onu görüyoruz aslında işte e, fizikteki elden ele alırsak. Ee, şimdi bu evrenin yaşıyla ilgili de evrenin yaşı değişir mi değişmez mi bilemem ama şey çok garip mesela yani şu anda galaksilerin dönüş hızını açıklamadığı için şu anki kütle hesaplanan buna ekliyoruz karanlık madde ekliyoruz mesela ancak böyle olabilir diyoruz mesela hmm. ama karanlık maddeyi gözlemledik mi hayır bildiğim kadarıyla yani e, o çok ilginç ya da enerji anlamında mesela daha büyük fazla enerji olması lazım. Bizim ölçtüğümüz buna tutmuyor işlemlerimize. O zaman karanlık enerji üret şey yapıyoruz, e, icat ediyoruz. Ama belki bizim matematiğimiz orada çalışmıyor. Yani nasıl işte e, cisimlerde çalışan Newton e, fiziği şeyde klasik ya da standart model çalışırken şey çalışmıyorsa, e, atom altı parçacıkta çalışmıyorsa belki orada da o çalışmayacak. E, gel birazcık keşifler aslında öyle de olabilir. Yani biraz... Adamın da dediği oydu bir şeyi biz var kabul edip ona göre onu uydurmaya uğraşıyoruz yani şey diyor adam standart modele eklemeye çalışıyoruz hep biz diyor. Belki de o Ama hiç bir, doğru bir tanesi değil. çıkıyor işte açık fikirli biri geliyor günün ha, birinde evet. e, bu böyle değil de ya şöyle düşünelim daha güzel olur diyor şeyleri düşünsene çok hani basit hali onun şey e, dünyayı merkez alan görüş yıldızları izliyorsun böyle normal yani şimdi nasıl güneşin etrafında herkes böyle daireyle dönüyor çok güzel değil mi biraz açıklıyor Ama, yani hiç açıklamıyor değil biraz açıklıyor tutuyor dünyayı merkeze aldığın zaman gezegenler böyle <laughs> abuk subuk hareketler yapıyorlar böyle normal gidiyor sonra böyle bir <laughs> takla atıyor gidiyor bir takla atıyor falan yani bunu zorlamış madığı hani. yerleri var işte evet, evet. Dünyanın merkeze almak için biri de demiş ki ya demiş niye kasıyoruz <laughs> beyler yani bu demiş öteki <laughs> daha mantıklı evet bu evet. şeyde de öyle işte yani Newton'un o fiziğinin çalışmadığı Merkür'ün yörüngesini tam o küçük hesap hatası çıkıyor. Sebebini bilemiyorlar bir türlü. Einstein'ın görevliliği kadar. 300 yıl çalışmış Hamdi abi yani 300 tabii, yıl tabii, çalışmış tabii. hiçbir sıkıntı yok. Hani biz de bugünküne güveniyoruz ama yarın bir gün ona da geriye dönüp şey bakalım. Öyle olacak ya muhtemelen biz zaten. Biz hesaplayamıyorduk. O yüzden de karanlık madde diye bir şey icat ediyorduk. Belki de gerek yoktu. Çünkü böyle bakmaya başladık falan denecek. Tabii belki. Işte ama o birinin çıkıp onu sana söyleyene kadar o teoriyi ortaya atana evet. kadar elindeki bu. O zaten gideceksin. hani genius dediğimiz o işte Einstein'ın farkı orada. Onu hmm. bir tek onun aklı yetmiş, onun hayal gücü yetmiş. O yüzden hani onun bir lafı var ya hayal gücü bilgiden daha önemlidir gibi bir şey var. Yani hayal hmm. edebilmen lazım ki bilgiyi alırsın bir şekilde ama farklı hmm. düşünme yeteneğin olması lazım ki hmm. e, o böyle yaratıcılığı ortaya çıkarıp farklı bir şeyi söyleyebilmen lazım. Evet o Einstein bir de anlatma kabiliyeti de çok iyi. Bak aslında iyi bir bilim iletişimcisi Einstein baktığın zaman. Çünkü bulduğu teoriyi de iyi metaforlarla. Nasıl anladın? Evet ya o düşünce hani şey deneyleriyle işte, anlatabilmen lazım he, değil mi? İşte ne bileyim işte güzel bir kızın yanında oturduğun bir dakikayla sobaya elini koyduğun bir dakika falan hani böyle şeylerle anlatıyor. Ya da işte bir doku var diyor. işte bir çarşaf düşün diyor falan. Hani iyi de anlatabiliyor ama şeydeki adamın dediği linkini bulursam atayım. Şey diyor biz de hep standart modelin üzerine ekleyerek açıklama getiriyoruz diyor. Bazı açıklama var diyor. Hiç onu e, düşünmeden sırf kuantumdan açıklıyor diyor bütün evreni diyor mesela. Evet. O da olabilir diyor. Arada sırada da şeyler de konuştu ya Erdoğan konuk olduğunda bu Boeing Airbus meselesi konuşuldu orada da. Yani e, Boeing 737'ye hep e, ekleme yaparak yani onu bozmadan oradaki sorunları çözerek ama her bir ekleme yeni sorun yaratıyor. O sorunları çözmek için yeni mühendislik geliştiriyorlar. Onun e, şeyi o mantı ötesi. Ama mesela Airbus ne yapıyor? Daha sonra geliştirdiği için baştan yapıyor. Niye onu yapayım ki diyor yani. Baştan o evet. sorunu hiç oluşmayacak şekilde sil baştan yaptığın zaman daha uzun ömürlü daha iyi olabiliyor. Şeyde de aynısını mesela Boeing de sıfırdan tasarladı. Orada öyle sorunlar yok mesela. Orada çünkü baştan bak baktığı için büyük devrimler yaratabiliyor. Bu Levoire teleskobunu sormuşlar ne düşünüyorsunuz diye. Daha bir şey düşünmüyoruz ya. Yani web yeni gitti bir dur bakalım. O ne ben bilmiyorum onu. Bir sonraki <laughs> yani daha büyüğü, He. daha e, proje aşamasında yani Optik mi peki şey yoksa yok. yine Kızıltesi mi? E, sanırım optik olabilir. E, ben de ayrıntısına çok bakmadım ama dediğim gibi daha çok proje aşamasında olduğu için hani şu an ona dönüp bakmaya bu şeyden web'ten de daha büyüğü olacak vesaire falan hmm. diye söylüyorlar. E, hmm. ama yani dediğim gibi henüz daha çok erken aşamada o. Hmm. Web bile yani hani planlandıktan 20 sene sonra gittiği için hmm. acele etmeye gerek yok onu. Şu anda evet. bir şey düşünmüyorum. Turan Demir 20 lira göndermiş. Teşekkür ederiz. Ee, Yavaşlar arada... kapatalım hadi saat 11'i geçti artık. Aynen. Hem de NASA'ya baksın arkadaşlar NASA'nın yayınına. Yayını da evet onun da başlamıştır herhalde. Evet. Biz de bakalım neler var neler yok ne söyleyecekler. Ama hani Hı -hı. çok da farklı bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum hani L2 noktasında görüntüye girme manevrasını yapacak. Hı -hı. E, haftaya da muhtemelen hani sorunsuz oldu diye inşallah. E, biz de haberini Hı -hı. yaparız. Dinlerim sizi. İki haftadır dinleyemiyorum teknoloji bilim notlarını. Haftaya dinlerim inşallah. <laughs> Çünkü Koşun biliyorum. Ne <gülüyor> <beni>. <gülüyor> evet. Ben ben beş senedir dinliyorum. Ne yapacağız? <laughs> Vallahi hamdi abi haberleri okuyorsun sen bizim için sağ olasın haberleri alıyorsun. Ama okumayı seviyordun sen zaten değil mi? Yani bunu yapmadan tabii önce tabii de canım. demiştin bana. Meraklı okuyorsun. Meraklı Zaten okuduğun hepsini koymuyorsun aslında. Bundan daha fazla haber okuyorsun sen değil mi? Haftada. E tabii eliyorum. Çünkü hani hepsi böyle konuşulacak şeyler olmuyorlar. Bazıları işte anlatılması zor oluyor bazılarının. Bazıları uyduruk haberler oluyor. Ama tabii hani karar vermek için gene bir bakman gerekiyor şöyle bir başına özetine vesairesine. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Evet inşallah Teknoloji Bilim notları bu işin en uzun soluklularından. Geçen gün bir yerde sizi övüyordum yine. Ee, bu en uzun soluklarından ve çok şeyle sebatla, perseverance'la devam eden <laughs> bir e, yapı inşallah bozulmaz ve aslında şöyle de ilginç bir durum var. Başlıkları yazdığın için aslında video olsa da her ne kadar bir şey olduğunda geriye dönük bilim gündemi yani bir, bir ansiklopedi bir kayıt tutma durumu da var. Bu anlamda haberler anlamında çünkü bizim konuştuğumuz her haber e, haber sitelerinde Türkçe haber sitelerinde şey olmuyor yayın olarak girmiyor baktığın Hı. zaman. O anlamda biz hatırlarsan biz sene şey yapmıştık. full bir, bir senenin, bütün bir senenin e, en iyilerini mi konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. O çok ilginç. ilgimi çekti benim. Yani e, baktığında neler var yani. Bütün yılın gündemini orada kaydı var e, arattığında. Çok ilginç. O dokümanları e, kaybetme Hamdi abi. O başlıkları sakladığın dokümanlar canım. dursun. Sitede de çok var iyi. zaten. Hani haber, şey hafta evet, hafta linkleri olanlar var. da var. Ama evet. ayrıca benim hani tuttuğum dokümanda da var. Mesela şey yapsam bir gün belki ben gelirim yaparız e, Volkan'da olursa e, bir bir haftada şey yapalım. İlk teknoloji bilim notlarının haberlerinden toplayalım. Nereden yani nereye konuşmuş gelmişiz teknoloji diye. bilim. Olabilir. O olabilir yani. Ya çok şey değil Ben onlara bir baktım yapabilir miyiz diye. 5 sene Hı -hı. olduğu için aslında e, Hı -hı. bazı şeyler evet mesela SpaceX falan gibi konularda büyük ilerleme olmuş. Ama mesela Hı -hı. bu işte başka konularda o kadar büyük şeyler yok. Çünkü sonuçta zaman alıyor hani bilimin e, gelişmesi. Tabii. 5 yıl az Ne demişsiniz o zaman SpaceX'e ya indiremez yani. falan mı demişsiniz? İşte <laughs> daha yeni yeni daha dik indirmeye çalışıyorlardı falan yani. Hani hmm. o hmm. bilim gündeminden önceydi galiba ama sonuçta hmm. daha başıydı. Ee, işte ne bileyim bu şey Virgin Galactic'in uçağının falan düştüğü vesaire ha. ilk daha denemeler falan. Onları konuştuğumuz zamanlar. Hmm. Ee, ama gene bir bakılabilir. Evet, evet. Tamamdır. Kendinize çok iyi bakın sevgili izleyicilerimiz. Destek olmayı unutmayın Tekno Seyir'e. Benden Haftaya bu kadar yine Hamdi abi. buradayız inşallah. Bir aksilik çıkmazsa kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.